İyi akşamlar KRT izleyicileri ve Yön Radyo izleyicileri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Sen Ne Dersin ekibiyle birlikte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı konuk ediyoruz. Efendim, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Yalnız değilsin. Birlikte ilk kez. Ben Akif Peki. Ben Yavuz Oğan. Sahne performansı oldu. Buyursunlar. Evet. İnan Bey, söz sizde. Çok rahatsınız. Elbette daha önce bu röportajlara vefatle Sayın Genel Başkan'la da yaptınız. Evet. Seçimlerden sonra mıydı galiba? Önce de radyo programı yapmıştı galiba. Evet. Hemen öncesinde. Evet. Bir de bunu izlere canlı yayına katılmıştı. Evet. 1,5 ay önce civarında. Evet. Ondan önce de birkaç defa beraber olduk. Efendim, salgın süreciyle başlayalım. Başından beri bu verilerin doğru olup olmadığı, topluma doğru aktarılıp aktarılmadığı ile alakalı bir tartışma vardı. Türk Tabipleri Birliği mesela bu verilerin doğru olmadığını defaatle söyledi. En nihayetinde de Sağlık Bakanı bunu itiraf etti. Bugüne kadar bize açıklanan bir dönemden itibaren bize açıklananlar aslında vaka sayısı değil, hasta sayısıymış. Bununla birlikte eleştiriler zaten başından beri yoğun biçimde iletiliyordu sürecin yönetimiyle alakalı. Eleştiriler yoğunlaştı. Siz ne düşünüyorsunuz koronavirüs salgınıyla mücadele süreci hakkında? Şimdi 2019'da bir bilim kurulu aslında oluşturulmuştu. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın bir de yayını vardı. Kalın bir kitap. Pandemi dolayısıyla alınacak önlemler diye bir kitap da vardı. Basılmıştı kitabım. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde de vardı. Dolayısıyla böyle bir olay başlayınca hazır bir sağlık kurulu var zaten. Sağlık kurulunun saygın üyeleri var. Şimdi eksiklik şurada aslında Sağlık Bakanlığı penceresinden bakınca. Normalde bu tür olaylar için bir kurul varsa ve bu bir akademik kurul, bilimsel kurulsa bu kurulun bir sözcüsü olur. Dolayısıyla kurul kendi içinde her gün değerlendirme yapar ve sözcü de kamuoyuna açıklama yapar. Dolayısıyla da toplumun her kesimi de bu açıklamadan tatmin olur. Öyle bekliyorduk biz. Fakat Sayın Bakan açıklamaları yaptı. Sayın Bakan açıklamaları yapınca doğru açıklamalar diye toplumun her kesiminden kabul gördü. Bir sempati de oldu. Ve hepimiz de bakana doğruları açıkladığı için, bilgileri kamuoyuyla doğru paylaştığı için bir anlamda teşekkür ettik. Fakat bir süre sonra bize bazı bilgiler yansıdı. Açıklanan rakamlar doğru değildir diye. Biz de belediyelerden defnedilen cenazelerden rakamlar aldık. O rakamlar da biraz açıklanan rakamlarla hiç uyuşmuyordu. Ben onun üzerine bir milletvekili arkadaşımı, genel başkan yardımcısı arkadaşımı görevlendirdim ve Sayın Sağlık Bakanı ile konuşmasını, Sağlık Bakanı'nın topluma doğru bilgi vermesi gerektiğini, bunun Sağlık Bakanlığı'nı ve Türkiye'nin saygınlığı açısından önemli olduğunu söyledim. Ve bizdeki rakamlarla Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamların da uyuşmadığını bir şekliyle ifade ettik. Sayın Bakan cenazelerin özellikle İstanbul'dan taşraya gönderilmediğini, o nedenle ölü sayısının daha fazla olduğunu ifade etti. Başka bir şey yapmadık. Bize ısrarla siz rakamları açıklayın belediyelerden dendiği zaman hayır, yani biz doktor değiliz, öyle bir ekibimiz de yok. Artı doğrudan doğruya bu konuda yetkin olan makam Sağlık Bakanlığı, artı eğer bir sivil toplum örgütü varsa o da Türk Tabipler Birliği. Çünkü bütün doktorlar bir anlamda Türk Tabipler Birliği'nde üyesi. Onlar verileri aldılar ve onlar açıklamalara başladılar. Açıklamalara başlayınca Türk Tabipler Birliği'ne çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Aslında doğruyu söylüyorlar. Yani hastanede çalışan bir doktor vakayı görüyor, tanığı oluyor, ölenler var, raporlar var, her şey var ama doğru kamuoyu bilgilendirilmiyor. En sonunda işte sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi rakamlar, vaka sayısı, hasta sayısı derken doğruların söylenmediği çıktı ortaya. Ben şunu, bakın, hiç sayı açıklamazsanız hani eleştiri gelir, niye açıklamıyorsunuz? Siz şunu diyebilirsiniz, yani vaka sayılarını açıklamak, ölüm sayılarını açıklamak toplumda moral bozukluğuna yol açabilir. Dolayısıyla biz bunları açıklamıyoruz. Ben bunu anlarım. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız.
ben açıklıyorum deyip efendim Türkiye'nin menfaati diye biz yalan söylüyoruz, rakamları küçük gösteriyor derseniz bu Türkiye'nin dünyadaki saygınlığına gölge düşürür ve doğru değildir. Yani şunu rahatlıkla söyledim, bir kez daha ifade edeyim. Devlet dediğiniz aygıtın yalan söylememesi lazım. Devlet dediğiniz aygıtın doğruları söylemesi lazım. Bilim kurulu kurmuşsunuz. Bilim kurulu bütün bu olayları, gerçekleri bir şekliyle biliyor. Ama sözcü konumunda olan Sayın Bakan, Erdoğan'ın talimatları gereği bu tür bilgileri aktarıyor. Zaten bir eleştiride şunu söylemiştim. Eğer bir bakan sağlıkla ilgili bir olayı kamuoyuyla paylaşıyor ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye cümleye başlıyorsa orada artık arka arkaya gerçek olmayan tabloların topluma sunulduğu gerçeği çıkıyor ortaya. Olay bu yani. Rahat etmiyoruz. Yani ben de rahat etmiyorum. Umarım gazeteciler de Türkiye'nin saygınlığını düşünen herkes, yani görüşü, fikri, bulunduğu yer ne olursa olsun Türkiye'nin saygınlığını korumak zorundayız. Onun için de devletin toplumu doğru bilgilendirmesi lazım. Bu hilaf-ı hakikat beyan, yani evet, gerçek dışı beyan suçlaması iktidar tarafından muhalefete de yöneltiliyor. Evet. Bunu da ayrıca konuşmak isterim. Sıcak polemikler, evet, de var. Evet. Ama onlara geçmeden, hatta bu TÜİK üzerinden ekonomi rakamlarının ayarlanıp ayarlanmadığı, dolayısıyla veri güvenliği ve güvenilirliğinin tüm sahalarda kaybolup kaybolmadığı meselesini de zaten herhalde konuşacağız, ekonomiyi. Evet. Bu salgın sizi, siyaseti, CHP'yi nasıl etkiliyor? Biraz oradan gidelim istiyorum. Mesainiz burada her gün salgın öncesi gibi mi, ona döndünüz mü ya da öyle mi devam ediyor? Bütün buradaki kadronuz, genel merkezdeki, evet, kadronuz, evet, mesaisine aynen devam mı ediyor, evden mi çalışıyorlar? Nasıl etkiledi sizi? Ya tabii hastalık burada ne kadar var? Cumhuriyet Halk Partisi ve sizin çevrenizde virüsle ilgili soru. Baka mı hasta mı? Ben ortada bir şey varsa ondan alsam olmuyor değil mi? Evet. Hem baka hem hasta diye. Evet, şöyle başlangıçta zaten çalışıyorduk normal. Fakat bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın yasak uygulaması, sokağa çıkma yasağı, dışarıya çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte biz de zaten personel tümüyle herkes evindeydi. Eğer görüşme oluyorsa zaten telefonda görüşmeleri sağlıyorduk. MYK toplantılarımızı Zoom üzerinden yapıyorduk. Onu hiç ihmal etmedik. Yanlış hatırlamıyorsam bir parti meclisi toplantımızı da Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız da virüs çıkınca onlar evlerinde kendilerini karantinaya aldılar. Doktor gözetiminde. Hatta Faik Bey parti sözcümüz bir Balkan masası dolayısıyla İzmir'de bir toplantı vardı. O toplantıdan sonra Çeşme'de ailesinin yanına gidince Covid-19 çıktı. Orada uzun süre kaldı. İstanbul'daki arkadaşlar İstanbul'da kaldılar. Ama yine görüşmelerimizi Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Personelimizde de çıktı, bir iki personelimizde. Onlar da yine tedavileri yapıldı, evde yapıldı. Aileleriyle birlikte karantinaya alındılar. Şu anda herhangi bir sorun yok. Genel başkanlık makamı zaten hem ateş açısından hem diğer açıdan. Yanınıza gelenler test yaptırmak zorunda mı? Yok, hayır, hayır, öyle bir şey yok. Siz yaptırıyor zaten musunuz sık sık? Belli aralıklarla yapıyoruz yani. Sonuçta eğer bana bulaşırsa benim de başkasına virüsü bulaştırmama sorumluluğum var. Dolayısıyla ona dikkat ediyoruz. Bazen kent dışına çıkıyoruz. Uçağı tercih etmiyoruz. Karayoluyla gidiyoruz. Bir Antalya'ya gittim karayoluyla. İstanbul'a birkaç kez gidip geldim yine karayoluyla. Arkadaşlarla da dediğim gibi telefonlarla, görüntülü telefonlar, Zoom üzerinden toplantılar bir şekliyle oluyor. Trump rakibi Biden'la bir takip sorusu, affedersiniz, evet, uzatmayacağım. Trump rakibi Biden'la ikinci canlı yayın tartışmasını uzaktan yapmayı reddetti. Evet. Yani televizyonda aynı stüdyoda yan yana, evet, yapmışlardı ama o sırada da virüs kaptığı, evet, daha sonra ortaya çıktı.
farazi bir soru. Size böyle bir teklif gelse, mesela Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri olarak sizinle bir canlı tartışma davetini kabul etse ya da teklif etse. Evet. Ne dersiniz? Yani çok memnun olurum da. Uzaktan mı? Nasıl tercih edersiniz? Uzaktan mı, stüdyoda mı? Yani ikisini de ben kabul ederim. İster uzaktan, konuyu önce söyleyecek, şu konuda oturup konuşacağız, tartışacağız diye. Zoom üzerinden de olabilir. Bir stüdyoda da olabilir ama ben Trump kadar cesur olacağını sanmıyorum. Ama Trump yapacaksın diye bir zorunluluk getirirse Erdoğan mecburen yapar. Peki. Belki bu konuyu da bir hani hem bir geçmiş olsun dileği iletmek açısından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili olarak da belki bize bir bilgi verseniz iyi olur. Çünkü dikkatle takip ediyoruz. Bir stabil diye açıklama yapılıyor her gün ama. Hocalardan düzenli bilgi alıyorum. Üniversitedeki hocalar sağ olsunlar bilgi veriyorlar. Bana da, diğer arkadaşlara da. Giden arkadaşlarımız da var. Ben de bir kez gittim. Hekim arkadaşlarla görüştüm. Makineye bağlı. Akciğerde sorun var. Umarız iyileşir. Yani sonuçta durumunun kritik olduğu ifade ediliyor. Ama doktorlar ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Çünkü epeyce zaman oldu herhalde, değil mi? Evet. Bir de hastane değiştirdi. Özel hastaneydi. Üniversite hastanesine geçti. Doktorlar büyük bir titizlik gösteriyorlar. Onu söyle ifade edeyim yani. Efendim dün Sayın Ali Babacan'la birlikte ortak bir açıklama yaptınız, ziyaret ettiniz. Peşinden Erdoğan'a bir eleştiri yönelttiniz. Katar'daydı. Evet. Katar'ı ziyaret etmişti. Katar emirinin önünde eğilmekle eleştirdiniz Cumhurbaşkanı'nı. Bunu para için yapıyor, benim ağrıma gidiyor dediniz. Evet. Peşinden AK Parti'nin kurmaylarından size eleştiriler geldi. O görüntüleri sosyal medyaya yüklediler. Cumhurbaşkanı eğilmiyor dediler. Sizi Türkiye düşmanlığı yapmakla eleştirdiler. İftirayla suçladılar. Yalan söylemekle suçladılar. Fotoğrafı görmüyorlar mı onlar? Emir nerede, o nerede? Fotoğrafı görmeleri lazım yani. Eğer göz varsa onlarda, objektif olarak fotoğrafa baktıklarında bunu görürler. Siz fotoğrafın gerçekten eğilmeyi yansıttığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi ama iki tarafta biraz öyle selamlama değil iki mi? Tarafta, yani? Ama iki tarafta oturup selamlama yapabilir. Ben bunu da anlarım ama öbür tarafta hiç öbür tarafta hiç böyle bir şey yok. Sadece Erdoğan'da var. Fotoğraf öyle. Kendine özgü bir selam geliştirdiği için belki öbür tarafın korona yani kendine, salgın selamı kendine farklı özgü belki. Selam olabilir gene. Şimdi siz devleti temsil ediyorsunuz, orada bireysel olarak Erdoğan değilsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsunuz. Saygı gösterilebilir. Önünüzü iliklersiniz, saygı gösterirsiniz. Diplomasinin kuralları vardır, kurallara aynen uyarsınız. Katar'a gidiyorsunuz para aramaya zaten. Gidiyorsunuz yani. Doğrusunu isterseniz ben siz eğilme tartışması açtığınızda bunun benim mecazen söylediğinizi zannettim. Yok efendim yani, ben çok samimiyim. Çünkü ben o fotoğrafı mesela ben eğilme olarak görmedim. Ama yani bunu mecazi bir eleştiri, soyut bir eleştiri olarak. Yok yani, ben gerçekten samimi bir eleştirim. Bir ülkenin devlet başkanı bu pozisyonda olmamalı. Saygı olacak tabii. Ben saygısızlık yapsın demiyorum yani. Saygı olacak. Ama bu saygının sınırlarını aşan bir davranış türü. Rahip Brunson yani biraz hatırlattı. Ezik. Biraz ezik. Bir şeyler talep etmeye gelen ve o talebinin kabul edilmesini isteyen bir ruh halini o fotoğrafta görüyorsunuz. Çünkü gidecek başka bir yeri yok. Başka bir yeri yok. Acaba oradan ben birkaç milyar dolar bir borç alabilir miyim, bir para alabilir miyim diye gidiyorsunuz oraya. Adam verir mi vermez mi onu bilmiyorum. Niye gidiyorsunuz oraya? Peki ülkenin... Hani Rusya'ya gidersiniz anlarım, Amerika'ya gidersiniz anlarım, Almanya'ya gidersiniz anlarım, Azerbaycan'a gidersiniz anlarım. Yani... Ama Katar'a para dışında ne için gideceksin? Körfez'deki tek dostumuz şu an. Körfez petrol hanedanlıkları arasında kalan neredeyse yani Kuveyt'te de münasebet var ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkiler en kötü döneminde belki de çok kötüleşti. Evet, evet. Dolayısıyla bir Katar var. Ayrıca Kuveyt'te taziye ziyareti olacaktı.
bu münasebette hani gitmişken oraya da gitmek ya da Türkiye'nin evet paraya da ihtiyacı var. Akif Bey sadece paraya o değil Allah var. Aşkına yani. Şimdi çıkıp da bir devlet başkanı açıp telefonu papazı derhal serbest bırakacaksın dediğinde ertesi gün serbest bırakıyorsanız bu eğilmekten de ağır. Eğilmekten de ağır. O yerlerde sürülmektir. Telefon etti mi? Etti. Serbest bıraktın mı? Bıraktın. Ne demek ben eğilmedim dik duruyorum? Bir telefona bile ya. Bırakın karşı karşıya gelme. Bir telefona bile derhal toplanıyorsunuz ve serbest bırakıyorsunuz. Hakimi, savcısı, kaymakamı, valisi, uçağı. Herkes seferber oluyor ve bırakıyor. Aynı şekilde Almanya kökenli Türk vatandaşı vardı. Deniz Yücel. Evet, Deniz Yücel. Bir telefon. Bir gecede iddianame hazırlan. Bir gecede. Bir yılın sonunda. Tabii. Bir yılın sonunda. Bir gecede iddianame hazırlıyorsunuz. Ertesi gün mahkemeye çıkarıyorsunuz. Hapishaneden tahliye ediyorsunuz. Tahliye edilirken başka bir mahkemenin kararını, tutuklama kararını tebliğ ediyorsunuz. Devletin koruması altında götürüyorsunuz. Uçağa bindiriyorsunuz. Almanya'ya gönderiyorsunuz. Ne demektir bu Allah aşkına? Eğilmek değil bu. Yerde sürünmektir. Türkiye'nin itibarı Erdoğan döneminde olduğu kadar hiçbir dönemde bakın hiçbir dönemde bu kadar aşağılanmamıştır. Yargıyı bağımsız diyorlar değil mi? Adamlar biliyorlar kime telefon edeceğini. Erdoğan'a telefon ediyorlar. Serbest bırak diyorlar. Emredersiniz diyor. Esas duruşta. Derhal. Derhal. 2-3 sene önce. Onun için ben bu eğilme tartışması aslında şey değil yani. Eğilme fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle biraz hani teslim olmuş. Ya işte bize biraz yardım edin. Yani çok zor durumdayız. Ya biraz bize para verin. Biraz böyle bu vaziyet. Hani karşıdaki de o vaziyette hani Japonlar eğilirler ya. Olsa ben onu anlarım yani. Karşıdaki kişinin hiç umurunda bile değil yani o kadar eğilmesi falan cümle kolundan çekiyor. Yani gel ya sen de burada ya. Bırak bunları der gibilerden. Bu beni rahatsız etti. Sade bir vatandaş olarak beni rahatsız etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir kişinin o pozisyona düşmemesi lazım. Ben bunu söyledim. Hemen karkıdan işte mitingde Erdoğan açıklamaya biz kimsenin önünde eğilmez. Bırak şimdi o lafları. Sen papazı teslim ettin. Sen diğer gazeteciyi teslim ettin. Ya çok özür dilerim ama ya çıkıp da bu ülkeyi yöneten kişiye, en tepedeki kişiye aptal olma diye mektup yazan adamın gittin yanına ya. Mektubu göndermedin. Aynı prosedür içinde göndermedin. Devletlerde Akif Bey, devletlerde bir mütekabiliyet kuralı dediğimiz, karşılıklı kuralı diye bir kural vardır. Size ne yaparlarsa aynı şekilde yaparsınız. Eğer Amerika'da Rus Büyükelçiliğinin arabasına ceza yazıldıysa bir saat sonra Moskova'da Amerikan arabasına yine ceza yazılır. Hiç karşılık ilkesi vardır yani. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Biz bunu bitirdik. Yok böyle bir şey yani. Talimat geliyor, gereğini yapıyorsun. İçeride de vatan, millet, Sakarya, felaket gidiyorsunuz içeride. Hayatın gerçeği öyle değil. Hayatın gerçeği. Ben orada daha acı bir şey vardı Akif Bey. Mektubu beraber götüreceğim diyor. Niye beraber götürüyorsun? Ya sen sıradan Dışişleri Bakanlığı'nda bir memur musun? Yok. Niye beraber götürüyorsun sen? O sana hangi yolla gönderdiyse aynı yolla göndereceksin. Göndermiyorsun. Efendim çıkışta da şunu söylüyor. Mektubu diyor Sayın Trump'a takdim ettim diyor. Takdim etmek bir üst makama vermek demektir. Rica etmek vardır, arz etmek vardır. Arz etmek takdim etmek demektir. Bir üst makama arz edersiniz, alt makama da rica edersiniz. Eşitine de gerekirse arz ve rica edersiniz. Yani devletin kuralı böyledir. Yüzyıllardan beri böyle gelmiştir. Yüzyıllardan beri. Siz gidiyorsunuz. Ya sen Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devleti temsil ediyorsun. Gidiyorsun oraya. Arabanda Türk bayrağı taşıyorsun. Gidiyorsun oraya. Efendim ben Trump'a mektubu takdim ettim diyorsunuz. Ya bu eğilmekten de beterdir. AK Parti sözcüleri bu eleştirilere karşılık olarak biz yanıtını Suriye'de verdik. Suriye'ye operasyon başlattık. O mektubun tam karşıtı olarak diyorlar. Ne oldu operasyon?
biraz daha ilerleyecekti. Ne oldu? Bak mal varlığını inceleyeceğiz dediler. Ne oldu? Kesti mi operasyonu? Kesti. Ne operasyonu? Bütün sınırı alacaktı değil mi? 20 veya 30 kilometre içeriden girecek. 400 kilometrede sınırdan evet. devam edecekti. Oluşturacaktı. Ne oldu? Yaptı mı? Yapmadı. Bir parmak bal. Tamam dediler. Otur oturduğun yerde. Yoksa senin mal varlığını inceleyeceğiz dediler. Ne yaptı? Çıkıp şunu söyleyemedi. Ben mal varlığımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıkladım. Benim mal varlığımı açıklamazsanız, incelemezseniz namersiniz demesi lazımdı. O zaman ben derdim ki işte gerçek anlamda her kuruşun hesabını veren bir kişi devleti yönetiyor. Korktu ya. Korktu. Mal varlığımı açıklarlar diye. Ben de Erdoğan ve ailesi mal varlığını Türkiye'ye getirirse işte ise biraz ekonomik olarak rahat eder bu memleketteydim. Tazminat davası açtı. Ya bana niye açıyorsun? Git önce Trump aç davayı. Senin mal varlığını inceleyeceğim diyen ve seni tehdit eden kişi o. Dolayısıyla o fotoğraf aslında belki de bütün bu tartışmaları yeniden güncelleyen bir olay oldu yani. Benim içime sindiremediğim bir fotoğraftır. Yani buradan çıkmayacaksak bir sorum daha tabii, var. Tabii. Size verilen tepki de mesela AK Parti sözcüsünün tepkisinde şöyle suçlama var. Cumhurbaşkanını eleştirirken kullandığınız dilin yabancı devlet hatta düşman devletlerin dili olduğu, Türkiye'ye bunun yaptığınız şey muhalefet olmadığı, Türkiye düşmanlığı olduğu, Türkiye'ye karşı bir girişim içinde bulunduğunuz söylendi. Partinin genel başkanı değil mi? Partinin genel başkanı. Benim de genel başkanı yurt dışında yaptığı davranıştan ötürü eleştirme özgürlüğüm var. Siz neden düşmanlık oluyor? Türkiye ile Sayın Erdoğan'ı ayrı mı bir görmüyor musunuz? Ayrı mı görüyorsunuz? Efendim Türkiye yani biz Türkiye'nin dışında birisi miyiz? Erdoğan Türkiye, biz Türkiye'nin dışındayız. Böyle bir mantık olur mu? Allah aşkına yani. Kendilerini Türkiye, AK Parti'yi Türkiye, AK Parti dışındaki bütün partileri de Türkiye dışındaki oluşum olarak görüyorlar. Kendilerini Türkiye ile özdeşleştiriyorlar. Biz Türkiye'nin dışındayız diyor. Yani CHP, diğer partiler bunlar da Türkiye'nin dışındadırlar diyorlar. Aklın ve mantığın alamayacağı, gözlerinin ne kadar kara olduğunu, biz her şeyi ne yapıyorsak her şeyi Türkiye için yapıyoruz diyorlar. Borçlandık mı Türkiye için? Başka bir şey mi yaptık Türkiye için? İçeride 10 tane 50 tane adam mı öldü? Depremde şurada burada işte Giresun'da olan her şey Türkiye için. Türkiye ayrı bir şey. Türkiye hepimizin ortak çatısıdır ve hepimiz onun altındayız. İçeride oturup tartışırız. Yanlış yaparsa ben o yanlışı söylerim. Söylemesem ben görevimi yapmamış olurum. Benim her söylediğim Türkiye'nin çıkarları içindir. Bir daha söylüyorum. Her söylediğim. Bakın şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Öyle siyasetten geleceğim, asacağım, keseceğim, öldüreceğim değil. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkenin farklılıkları zenginlik kabul etmeye ihtiyacı var. Bu ülkede hiç kimse kendisini Türkiye yerine koyamaz. Hiç kimse. Ne ben ne de diğerleri. Ha Türkiye kimdir? 83 milyon Türkiye'dir. Sınırlarımız bellidir. Almanya'daki Türkiye kökenli vatandaşlarımızı da yani Türkiye'nin bir unsuru olarak görür. Yurt dışına gitmiştir, çalışıyordur. Türkiye ile bağları vardır. Gelir yazın tatilini yapar vesaire vesaire. Biz hep beraber bir Türkiye'yiz. Ama birileri Türkiye'yi yönetiyor. Doğru. Halktan yetki aldı. Türkiye'yi yönetiyor. Biz niye Türkiye'yi yönetiyorsun demiyoruz. Türkiye'yi yanlış yönetiyorsun diyoruz. Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürüyorsun diyoruz. Bu yolla çok affedersin. Bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Anladığım kadarıyla siz milletin muhalif olan tarafını da iktidar gibi gayri milli değil milli görüyorsunuz. Elbette. Milletin tamamı millidir diyorsunuz. Elbette. Yani. Elbette. Kendinizi de milli sayıyorsunuz. Aynen. Tabii. Yani Allah bilir sizin ana muhalefet partisi olarak sandıkta seçim yoluyla iktidarı devirip yerine geçmek gibi planlarınız da vardır. Var tabii. Ama düşmanlar da devirmek istiyorlar. Sandıkla iktidarı. Ama halkın oyuyla
Şimdi bunu yaptığımız zaman da diyecekler bunlar Türkiye. Araç yöntem farklı olabilir ama amaç aynı. Evet. Türkiye evet. düşmanları aynen. da istiyor onu. Aynen. Aynen. Burada bir sorun görmüyor musunuz? Bizim açımızdan sorun yok ama onlar için sorun var. Şöyle sorun var Akif Bey. Bunlar gidecekler zaten. Bakın buna bütün samimiyetimle inanıyorum. Gidecekler yani. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Yazık günah yani. Yazık günah. Siz bir anlamda o huzuru da bozmuyor musunuz? İşte birkaç milyar dolara ihtiyacı var Türkiye'nin diyorsunuz. Sağlıkta yanlış bilgiler verildi diyorsunuz. Ekonomide eleştirileriniz var. Evet. Kutuplaştırma eleştirileriniz var. Bunları söylemeseniz acaba Türkiye daha huzurlu olmaz mı? Bunları söylemediğimiz zaman Türkiye çok daha kötüye gider. Bizim görevimiz nedir? Doğruları söylemektir. Söylediklerimizin içinde yanlış varsa derler tabii. Biz de ya bu yanlıştır der ve özür dileriz. Söylediğimiz her rakam, kullandığımız her cümle özenle seçiliyor. Bakıyoruz. Yanlışsa yanlış. Efendim Merkez Bankası'nın durumu çok parlak, mükemmel bir şey. Bakıyoruz rezervler eksi. Şimdi siz vatandaşa yanlış bilgi veriyorsunuz. Yani yalan söylüyorsunuz vatandaşa. Pandemi var. Orada yalan söylüyorsun. Türkiye şaha kalktı diyorsunuz. Dışarıya koşuyorsunuz. Yalvar yakar ya biraz bize para ver. Bu nasıl şaha kalkmaktır? Senin dolarla ne işin var diyorsun. Soruyorsun. Efendim ondan sonra bir dolar yani maaşı dolarla mı alıyoruz? Şunu dolarla mı alıyoruz? Ya her şeyi dolarla alıyoruz kardeşim. Adamın haberi yok. Devleti yönetenin haberi bile yok yani. Çocuk maması geliyor. Dolarla haberi yok. İçeride borçlanıyorsun dolarla. Bakın bir de diyorlar ya biz yerli ve milliyiz diyorlar. Ben de hayır siz asla ne yerlisiniz ne millisiniz. Siz gayrimillisiniz. Neden? Ya benim ülkemin resmi parası ne? Türk lirası. Devlet olarak borçlanacaksam kendi vatandaşımdan Türk lirası üzerinden borçlanırım. Faizse faizini de ona göre öderim. Ama vatandaş bana güvenmiyor. Yani devleti yönetene güvenmiyor. Güvenmediği için de ya tamam sen bana güvenmiyorsun ama devleti ben yönetiyorum. O zaman dolar üzerinden borçlanayım. Senin tasarrufun da erimemiş olur. Sonra da iyi faiz veririm diyor. Bu mudur milliyetçilik? Yani beni asıl üzen nokta da bu milliyetçilik edebiyatı yapan bir saray bekçisi var. O da dolar üzerinden borçlanmaya aferin çok iyi yapıyorsunuz. Dolar üzerinden borçlanın. Yani peki bu Türk lirası ne oldu? Yakında bunlar doları milli para ilan ederlerse şaşırmayın. Ama vatandaşın elindeki doları alıp TL veriyor. Yani bu milli bir şey değil mi? Ayrıca vatandaş kazansın diye dünyada görülmemiş bir faiz de veriliyor üstüne. Dolara. Tabii o da hemen koşuyor parayı alır almaz gidip yeniden dolar alıyor. Ve bankaya dolar yatırıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının %53'ü dolar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tasarrufunu dolar olarak tutuyor. Niye? TL'ye güvenmediği için mi? Güvenmiyor tabii. Güvenmiyor. Doları kim kontrol ediyor? 120 milyar dolar para sattılar. Dolar 7 lirayı aşmasın diye. 120 milyar dolar. Şimdi soru şu. 120 milyar doları kim aldı? Kahveci almadı, simitçi almadı, manav almadı. 120 milyar doları kim aldı? Karşınıza Türk lirası verdi, doğru. 120 milyar doları siz piyasaya sürdünüz, adamlar 120 milyar doları aldılar, götürdüler bankaya yatırdılar. Dolar gene aldı başını yükseldi. Kim kazandı? Siz içimizde bir dolar lobisi doları olduğunu doları alanlar mı? Kazandı. İçimizde bir dolar lobisi olduğunu... İçimizde dolar faiziyle de para kazanan dolar faizi lobisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Lobinin çok daha ötesinde. İktidar destekçileri böyle. İktidara destek verenler. Çünkü para onlarda yani. Vatandaşta para yok ki. Para onlarda. Tabii bu dolar lobileri diyebiliriz. Tanım olarak da lobi de diyebilirsiniz. Bunların yurt dışı uzantıları da var. Yurt dışında da paraları var. Yurt dışından da gidip borçlanıyorsunuz. Londra'da bir avuç tefeci diye tanımlıyoruz biz. Dünyanın parasını oraya veriyorsunuz. Bir şey çıkardım. Rakam çıkardım bakın. Reel sektörün şu anda borcu, yani üretim yapan, istihdam yaratan, işte mal üreten, satan, bildiğimiz sanayici yani. Reel sektör gerçekten
Bu insanlar eli öpülecek insanlar. Yani en zor koşullarda bile üretim yapıyorlar, istihdam yaratıyorlar, insanlar işsiz kalmasın diye bir şeyler yapıyorlar. 162 milyar dolar bunların borcu var. Son iki ayda dolar 66 kuruş arttı. 66 kuruşluk artışın reel sektöre maliyeti 107 milyar lira. 107 milyar lira. İki ayda reel sektörün omuzuna yıkılan yük 107 milyar lira. Ama daha rekabetçi olmuyor mu bu şartlar altında? Dolar yükselince daha rekabetçi olmuyor mu o reel sektör? Evet, Türk lirası değer kaybedince ihracatçı. Şöyle bir sorunumuz var. Büyük bir sanayimizin önemli bir kısmı ithalata bağımlı. Evet. Dışarıdan gelmeden içeride üretemiyor. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı rekabetçi bir kur politikası izliyoruz demişti. 7.40'ları gördükten sonra. Bir dönem öyle demişti. Evet, ama bir baktı ki. Çünkü bakmıyor ki, baktı ki diyorsunuz. Tabii bir baktı ki reel sektör de dışarıdan ham maddeyi alıp üzerine üretim yapıyor. Dolayısıyla fiyat arttıkça artıyor. Dolayısıyla dolar arttıkça artıyor fiyatlar. Bunu da gördü zaten. Görmemesi mümkün değil. Şöyle görüyor. Olayın tanığı olduktan sonra gerçeği görüyor. Kararı veriyor ama o kararın ne olduğunu bilmiyor. Kararın sonuçlarını görüyor, olayın tanığı oluyor. Biz buna şöyle diyoruz. Amerika'yı baştan keşfetmek mi bu? Deneme sınama yöntemiyle ekonominin yönetilmesi. Ya şöyle bir yapalım. Faizleri bir düşürelim, ne oluyor? Bilen insanlar yazı yazıyorlar. İşte sizler köşe yazısı yazıyorsunuz, ekonomistler yazıyor, hocalar üniversitelerde aman yapmayın bu olur falan. Hayır diyorlar, biz deneyeceğiz. Faizi indirdik diyorlar. Bir bakıyorlar öbür taraf çıkmış. Ha yanlış yaptık galiba. Hadi faizi yükseltelim. Biraz yükseltiyorlar. Bu ne oluyor? Güvensizlik dediğimiz olguyu besliyor bu. Bunlar devleti yönetemiyorlar. Biz zaten devlet yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. Türkiye şu anda savruluyor. Bir ekonomiyle ilgili bir sorun var. Ama ona bir düzeltme istesek mi? Siz şimdi bir baktı ki dediniz. Teksip gelebilir. Yani bakmıyorum dedi dediğim çünkü. Halde hala baktı ki diyor diye. Ana muhalefet lideri hala baktı ki diyor diye. Hazine ve Maliye Bakanı ben artık dolara bakmıyorum, hiç bakmıyorum dedi. Demişti. Siz baktı ki dediniz. Buna teksip gelebilir diyorum. Ben bakmıyorum ki diye evet, bir teksip gelebilir. Sonuç gelebilir. Şöyle ne kadar bakmıyorum dese de gece uykularına girdiğinden %100 eminim. Bugün Katar'a gidiş nedeni de dolar yüzündendir zaten. Başka bir şey değil. Orada verilen bir yanıt, yani sen aylığını dolar üzerinden mi alıyorsun? Yani ben dolarla ilgilenmiyorum. Yani dolarla ilgilenmek abes bir şeydir. Hatta bir dönem çağrı yaptı biliyorsunuz. Erdoğan yaptı çağrıyı. Dolar bozulur mu dedi. Ya ne demek dolar bozulur mu dedi. Efendim pek bir manavlar, şunlar bunlar, efendim dolarları yaktılar, işte şunu yaptılar, bunu yaptılar, dolar değil Türk lirası olacak vesaire falan filan. Erdoğan açıklamalar yaptı, dolar alan pişman olacak, Türk lirası alan yaşayacak diye. Tamamının palavra oldu, bugün çıktı ortaya. Tamamının. Çünkü devleti yönetmiyorlar, yönetemiyorlar. Şimdi devleti liyakat dediğimiz kavram içinde yönetirsiniz. İşin ehli gelir. İşin ehline teslim edersiniz ve o yapar. Bana deseniz ki ya sen üniversiteyi bitirdin, 4 yıl bitirdin, 27 buçuk yıl bir de devlette çalıştın. Gel bakalım şu ceketi dik kardeşim, üniversite mezunusun sen. Dikebilir miyim? Hayır. O işin uzmanı gelecek, terzi. Yıllarını vermiş, usta çırak ilişkisi içinde yetişmiş. O da onu yapacak. Ama o terziye deseniz ki gel şu bütçeyi yap deseniz, hayır diyecek, ben kendi dükkanımın bütçesini yaparım. Evimin de bütçesini yaparım. Ama ben devletin bütçesini yapacak bir eğitimim yok, bilgim yok, birikimim yok. Kavramları bile bilmiyorum diyecektir. Şimdi her şeyi bir kişiye emanet ettiniz. Bilgi dahil, üniversiteler dahil, para dahil, dolar dahil, Türk lirası dahil, kaç çocuk yapacağı dahil. Her şeyi bir kişiye verdiniz. Kararı sen ver. Kararı o veriyor. Dolayısıyla Türkiye bu çerçeve içinde savrulup gidiyor. Şimdi muhalefet olarak size yöneltilen eleştiriler iktidar sözcüleri tarafından hep eleştiriyorlar ama yol göstermiyorlar biçiminde. Ekonomide gelinen nokta gerçekten özellikle kurlar açısından çok sıkıntılı. Yeni ekonomik program açıklandı. 2022 için hedeflenen dolar kurunun evet. üzerinde bugün itibariyle açıklanalı da 10 gün oldu.
Siz de ana muhalefet partisi veya mecliste evet. ikinci parti artık yeni sistemle ve yönetime talipsiniz parti olarak da kendi adaylarınızla. Yani şu anda ne sorun, tek başına liyakat mı? Ya da siz mesela şu anda orada oturuyor olsanız ne yaparsınız? Bir sihirli değnek var mı ortada? Bu mesele nasıl çözülebilir? Bir umutsuzluk hali mi var? Nedir Yavuz burada Bey, durum? Yavuz Bey, öyle sihirli değnek falan filan yok yani. Bilim var, akıl var, bilgi var yani. Bunları bu konularda uzman olan kişilere yetkiyi verirseniz bu o sorun çözülür. Dünyada çözülmeyecek bir sorun yoktur. Özellikle ekonomide ve diğer alanlarda çözülmeyecek bir ya sorun yok. Ya faizi mi arttırırsınız, IMF'ye mi gidersiniz, ne bileyim tasarruf mu edersiniz, halkın parasını bakınız, mı edersiniz? Yavuz Bey, pandemi sürecine girdikten sonra doğrudan iktidara yönelik bir eleştiri yapmamaya özen gösterdim. 2018 yılında ekonomik krizin başlangıcında İstanbul'da Haziran ayında bir toplantı yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam 13 madde halinde krizin başındayız. Krizi nasıl aşarız diye 13 madde halinde öneride bulundum. Hiç eleştiri getirmedim. Merkez Bankası'nı söyledim. Efendim devlette savurganlığı engelleyin dedim. Liyakata önem verin dedim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına özen gösterin dedim. Bütün bunların hepsini saydım. 18 madde halinde. Hatta dolar bazında verdiğiniz ihalelerden vazgeçin. Onlar da tasarruf yapsınlar. Türk lirasına dönüştürün. Bunlara devlete ciddi bir yük gelmesin dedim. 13 madde halinde saydım. Hani vay sen şöyle yaptın, böyle yaptın, yanlış yaptın demedim asla. Çünkü bir krizin başındaydık ve bu giderek büyüyecekti. Bize düşen görevde eleştirmek yerine öneri getirmekti. Ha şunu söyleyebilirlerdi. Kardeşim senin 13 madde önerin var ama şu yanlış olabilir. Şu fazla olabilir. Sen bunu bilmiyorsun o da olabilir. Öyle bir eleştiri yaptılar ki sanki biz efendim terörü teşvik ediyormuşuz gibi. Olmadı. Arkasından kriz buhrana dönüştü. Bugünkü noktaya geldik. Buhrandan nasıl çıkarız? Bakın. Evet. Bunun da açıklamasını yaptı. Buhrandan nasıl çıkar? Bir buhran yaşıyoruz. Buhranı nasıl aşarız? Bunu da 18 madde halinde yine oturdum. Hiçbir eleştiri getirmeden tek tek saydım. Şunları, şunları, şunları yaparsanız bu buhranı aşabiliriz. Bu maddeler dolayısıyla hiçbir eleştiri gelmedi. Bu da demek ki dinliyorlar, bakıyorlar, ediyorlar vesaire. Hiçbir eleştiri gelmedi. Ama söylediklerimizin hiçbirisi de yapılmadı. Bakın şunu söyledim birinci madde olarak. Dedim ki bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. Ekonomik buhranı kim yaşıyor? Esnaf, sanayici, tüccar, işçi, emekli, çiftçi bunları yaşıyorlar. Rant sağlayan dışında herkes bu herkes işten zararlı. Bu buhrandan zarar görüyor. Şimdi siz bir çözüm arayacaksanız önce buhranı yaşayanları çağırın, onların uzmanlarını ya da temsilcilerini, onları bir dinleyin. Yani nedir? Hatta onlara şunu da sorun. Sorunu yaşıyorsunuz, size göre bu sorunu nasıl aşabiliriz? Bunu da, ha bunun adı ne? Bir anayasal kurum, adı ne? Ekonomik ve Sosyal Konsey. Çağırın, oturun konuşun. Hiç bakın, hiç çağrılmadı. Bir dönem kanunda yazardı, 3 ayda bir toplanır diye. En son ne zaman toplandı biliyor musunuz Yavuz Bey? Ben unuttum vallahi çok. 5 Şubat 2009. 2020'deyiz. 11 yıl önce. Hiç toplanmadı. Hiç bunların bilgisine başvurulmadı. Çünkü saray diyor ki ben bilirim arkadaş ne demek yani. İşçi efendim sorun yaşıyormuş. Efendim emekli sorun yaşıyormuş. Sanayici sorun yaşıyormuş. Efendim tüccar sorun yaşıyor. Çiftçi sorun yaşıyor. Hayır efendim ben bilirim çözümü de ben üretirim. O kadar sorunlardan uzaklar ki birileri bir öneri getiriyor. O öneriyi de eminim kendi aralarında tartışmıyorlar. Bakın pandemi sürecinde öneri getirdiler. Topladılar oraya bir grup Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı da vardı. TESKİM Başkanı da vardı. Onlardan görüş alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. Ama çıktılar. Açıklama yaptılar. Pandemi sürecine girdik. Sokaklar işte yasak. Efendim yasak öncesi uçakta seyahat edersen efendim uçaktaki bileti 18'den 1'e KDV'si indiriyorum. Bir de espri yaptı. Şimdi memnun oldun mu dedim oradaki işverene. Arkasından da uçakla seyahat yasaklandı.
devlet yönetmek bu kadar ucuz ve bu kadar sıradan bir olay mıdır ya? Bir çocuğun, bırakın yani, ilkokul mezunu bir çocuğun düşünüp de daha sağlıklı karar alabileceği bir süreçte devleti yönetenler, etrafında bir sürü adam var. Ya bir ilkokul çocuğunun düşünebileceği sağduyudan uzak bir sağduyla çıkıyorlar. Garip kararlar alıyorlar. Hiçbirisinde uygulama alanı yok. Ne oldu? Ya bizim önerimiz muhalefet yaptı diye biz tersini yapacağız diyorsanız söyleyin. Biz bu öneriyi resmi yapmayalım, size yazılı gönderelim. O da olur yani. Biz buna da razıyız. Çünkü biz Türkiye'nin huzura kavuşmasını istiyoruz. Ya bu kadar büyük sıkıntılar olmaz. Efendim, olmaz yani. İktidara ana muhalefet lideri öneri getirsin, hep eleştiriyor dediniz. İşte öneriler getirdi. Evet. Niye kulak vermiyorsunuz dediğinizde şöyle tepkiler geliyor. Ya iyi de vaktiyle SSK'yı yönetirken başarılı oldu mu ki şimdi onun başarılı olmak için onun önerilerine kulak verelim filan deniyor. Siz sizin zamanınızdakinden daha iyi mi yönetildiğini düşünüyorsunuz bugün? Sizin görüşünüz nedir? SGK bugün sizin döneminizdeki SSK'dan daha mı başarılı yönetiliyor? Önce şunu ifade edeyim. Bir de o hastane görüntülerini izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Miting meydanlarında sürekli şeyde ki, geçmiş ok dönem meydanı hastane mı? Geçmiş ben dönem ok hastane meydanı hastanesi o ara onarımdaydı. A takımı Savaşay Rahmet Savaşay'ın fotoğrafından ok meydanı gördüm. Onarımdaydı zaten o dönem. Onarımdaydı yani. Dolayısıyla o görüntüler alındı. Alınır. Onarımda olan bir hastane zaten. Ama şunu söyleyeyim. Benim genel müdürlük yaptığım dönemin İğneden ipneye onlarca denetim elemanı tarafından denetlettiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun 5 kuruşunu buluruz diye. Kılıçdaroğlu acaba bir yerde savurganlık yaptı mı diye. Kılıçdaroğlu acaba bir parayı boşu boşuna harcadı mı diye. Hiçbir şey bulamadılar. Toplu iğne ucu kadar. Bulamazlar da zaten. İyi mi yönetildi, kötü mü yönetildi? Ben bir bürokratım. Kişinin emeklilik yaşı kaç? Kadınlarda 34, erkeklerde 43. Ben bir dakika ya, kurumun durumu kötü, sana emekli aylığı vermiyorum diyemem. Diyemem yani. Çünkü yasa öyle. Yasalarda buna benzer pek çok uygulama var. O yaşlarda emekli doğru muydu? Hayır, doğru değildi. Çıkıp ben bunu plan bütçe komisyonunda genel müdür olarak, dönemin genel müdürü olarak ve dönemin bakanının olduğu yerde emeklilik yaşının yanlış olduğunu, düzeltilmesi gerektiğini söyleyen kişiyim. Ne oldu? Geldiler. Emeklilik yaşını kaça çıkardılar? 65'e. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı ne kadar? Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği. Emeklilik yaşı 65'e çıktı. Prim ödeme gün sayısı 9.000 güne çıktı. Efendim, üstelik kadın erkek emeklilik sayısı ikisinde de 65 oldu. Daha ona benzer onlarca karar alındı. Ama açık giderek büyüdü. Niçin? Ben genel müdürüm. Ben bakan değilim. Başbakan değilim. Cumhurbaşkanı değilim. Meclis değilim. Karar alamam. Efendim, kanunu değiştiremem. Bakanlar Kurulu kararını değiştiremem. Çıkan yasaya uygun uygulama yapıyorum. Her kuruşun hesabını veririm. Her kuruşun. Her kuruşun. Ama bunlar korkularından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rakamlarını açıklamıyorlar. Niçin? Bakın söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği oldu. Zorunda değil mi açıklamak zorunda değil mi? Açıklamak zorunda da açıklamıyorum diyor. Böyle mi oluyor artık Türkiye'de? Türkiye'de zorunda ama yapmıyorum. Yapmıyor evet. Olabiliyor yapmıyorum yani? Diyor. Abi, yapmıyorum diyor. Yani soru önergesi soruyorsunuz. Normalde soru önergesine cevap verilmesi lazım. Soru önergesine de cevap verilmiyor. Yok, onun da yaptırımı yok. Amerikan Büyükelçisi alışık olmadığımız bir tweet attı ve Türkiye'nin Amerikan ilaç firmalarına borcunun 2 milyar 300 milyona ulaştığını, ilaç tedariğinin aksayabileceğini eğer ödenmezse, yani işte şeye geldiğini, bir şeyin sınıra geldi. Sınıra geldiğini söyledi. Sizin mesela döneminizde bundan daha İleri bir takım şeyler gördünüz mü? Hayır, gördü efendim. Mü Türkiye daha? Bir şey daha ekleyebiliriz. Belki medikalciler de paralarını alamadıkları için medikal malzeme
vermeyeceklerine ilişkin. Yerli medikalcilerde de mi sorunlar? Evet, medikalcilerin de bir açıklaması var. Ödemeler birikmiş yani. Ödemeler birikmiş, indirim istiyormuş Ahaska hükümet. Ahaska Türkleri Derneği Başkanı, bir kaza yaptım. Devlet hastanesine kaldırıldım. Malzeme olmadığı için adam tedavi edilemedim. Telefonla ben arandım. Oradan ambulans da aldık, bir özel hastaneye kaldırdık. Özel hastanede tedavi edildi. İki günlük olay. İki malzeme günlük. Olmadığı için. Tabii vermiyorlar. Paramızı almıyoruz. Medikal malzeme. Şimdi sosyal güvenlik, ya benim dönemde böyle bir şey olmadı bir sefer. Onu söyleyeyim. Hani oturup paza bakın. Birikmiş borç yüzünden kesilen bir tedarik ya da yok, kesilme tehlikesi, yok, tehdidi doğan bir tedarik. Yok. Olmadı. Yani herkes, ama oturduk birebir. Ürün kaça alınır, ne yapılır? Bütün bunların hepsinin altyapıları yapıldı. Bakın, eşdeğer ilaç uygulamasını başlatan kişi benim. Bunları da devam ettiriyorlar. Ama bu, dolayısıyla eğer bir ciddi ilaç konusunda ciddi tasarruf, bir eğer tasarruf alın ve onu bana borçlular. Onu gitsinler baksınlar. Dışarıdan alıyorsunuz ilaç, onun parasını da ödemiyorsunuz. İçeridekilere 15 ayda ödenmesi gerekir. Kaç 15 ay geçti? 450 ay geçmiş, ödemiyorlar. Şimdi yazı göndermişler. %25 indirim yap. %25 indireceksin. İndirme konusunda da bir taahhütname vereceksin. Feragatname var. Onu imzalayacaksın. Çünkü alıp parayı sonra dava açmasın diye. İmzalayacaksın, sonra parayı vereceğiz. Ondan sonra vereceğiz. Şu devlete bakın Allah aşkına. Geldikleri noktaya bakın. Sağlıkta hiçbir başarı yakalayamadı. Mesela AK Parti'nin en iddialı olduğu alanlardan biri. Vatandaş memnuniyeti bakımından da aslında en iyi reytingi aldığı, evet, alanlardan biri. Sizin gözünüzde mesela sağlıkta hiç mi başarı yakalayamadılar? Hayır, sağlıkta hastanelerin birleştirilmesi doğruydu. Benim dönemde de ben bunu defalarca söylemiştim. Bir de tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleşmesi doğruydu. O da benim dönemde dile getirilmişti. Hatta Tansu Hanım başbakanken başbakanlık konutunda bununla ilgili sunuşu da dönemin başbakanına yapmıştım. Ama bunlar gerçekleşmedi. Geldiler, gerçekleştirdiler. Biz de zaten karşı çıkmadık. Yani eşdeğer ilaç uygulaması aynen devam ediyor. Efendim, hastaneler birleştirildi. Herhangi bir sorun yok. Niye hastaneler? Biz sadece hastanelerin mülkiyeti işçilere aittir. Yani mal varlığı işçilere aittir. Eğer onları kamulaştırıyorsanız sendikaya bunun parasını ödemeniz lazım. İşçilere parasını ödemeniz lazım diye söylemiştik. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Yani bir başarı elbette ki, yani sağlıkta efendim çok kötü yaptılar, mahvoldu falan filan diye değil. Yani doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğiz yani. Acaba bir seçim sattı mahalline girdiğimiz vakit Sayın Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü, her seçim döneminde sizin Savaş Ayın programına katıldığınızda söyledikleriniz, Ok Meydanı Hastanesi'ndeki görüntüler her seçimde kullanılıyor. Şimdi acaba yeni bir seçim sattı mailine girsek yeniden görür müyüz o görüntüleri? Göstersinler. Bütün mesele şu. Benimle oturup konuşabilirler. O dönemin gazetelerine bakabilirler. O dönemin gazeteleri. Benim nasıl mücadele ettiğimi görürler. Bakanlarla nasıl kavga ettiğimi bilirler. Bakanlarla nasıl kavga ettiğimi. Hayır, şunu diyemez miydiniz? Yani ödeyecek para yok, açık büyüyor. Dolayısıyla kanuna rağmen siz bu parayı ödemeyin teşkilatlarınıza, suçu da bana atın diyemez miydiniz? Yok, İçişleri Bakanı bugün söyleyebiliyor mesela. Yani kanunun vermediği yetkiyi de kullanabilirsiniz. Şimdi suçla mücadelede suçu bana atın diyor. Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü ayrı bir devlet olsa sizin dediğiniz yapılır. Ayrı bir devlet değil, devletin bir kurumu zaten burası. Kanunların üstünde hareket edemediniz yani. Edemeyiz tabii yani, sonuçta emekli maaşı ödenecek yani. Açık varsa hazine. Kaldı ki açık sadece Sosyal Sigortalar Kurumu'nda da yok. Emekli sandığında da var. Bağkur'da da var. En son kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur. İlk açıkları veren de Bağkur. Bakın. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu açığı ne zaman vermiş? Ya da Sosyal Sigortalar Kurumu açığı ne zaman vermiş? Ben genel müdür olmadan çok önce vermiş açıklar. Bunlar da bilinen bir. Yani tarihine bakılsa, bilgilerine bakılsa, açıklar ne zaman verildi? Bakın Dünya Bankası'ndan yanlış hatırlamıyorsam bir aktüer davet ediliyor Türkiye'ye.
rahmetli İnönü'nün başkanlığında. Aktüer davet ediliyor. Bu sosyal güvenlik kurumlarının aktüer hesapları nedir, bize bir çıkarın diye. Türkiye'de aktüer yoktu. Benim genel müdürlük yaptığım dönemde Türkiye'de 7 tane aktüer vardı. 7 aktüer. Şimdi sağ olsun üniversitelerin aktüerya bölümleri açıldı. Böylece sosyal güvenlik kurumlarının aktüerya hesapları çıkmaya başladı. Bütün bu mücadeleleri nasıl yaptın? Onlar bilmezler. Çünkü devleti yönetemiyorlar. Bilmiyorlar yani. Hep iftira üzerinden bir şeyleri götürmeye çalışıyorlar. Gerçeklere baksınlar. Gerçekleri görsünler. Ona göre kararını versinler. Eksiğimiz olabilir mi? Olabilir. Yani ben efendim %100 tamamını doğru yaptım. Hiçbir iddiada bulunmam. Eksiğim de olabilir, yanlışım da olabilir. Ama herkes şunu gayet iyi biliyor. Boğazımdan aşağı kulak inmez. Haram lokma inmez. 5 kuruşun hesabını veririm. Bakın 5 kuruşun hesabını veririm. Ama bunlar bırakın 5 kuruşu, milyarların da hesabını veremezler. Aramızda o kadar da ahlaki bir fark var. Yani bu sene geçen seneden iyi olacak dendi ekonomik olarak. Geçen sene salgın öncesinde Türkiye %9 büyümüştü. Bu sene büyüme hedefini de Hazine Maliye Bakanı Sayın Albayrak %3 olarak açıkladı. Şimdi siz bunlara bakıp haksızlık yaptığınızı düşünmüyor musunuz hiç? Diyorsunuz ki hani biz kazançlı çıkacaktık salgından. Hı. Hani Türkiye dünya küçülürken büyüyecekti. Bu bizim için fırsattı. Hamdolsun hani şans yüzümüze gülmüştü. Evet. Hani nerede diyorsunuz? Ama salgın oldu bir de. Yani Türkiye geçen sene %9 büyüdü. Bu sene büyüme hedefi %3. Evet. 4 ay önce %5'i tutturacağız deniyordu. Şimdi %3 deniyor. Ama salgın oldu. Hı. Şimdi salgın bu durumu açıklamıyor mu sizin gözünüzde? Hayır. Yani şöyle. Ekonomi yoksa şahlanacaktı belki salgın olmasa. 2018'de ekonomik krizin başlangıcıydı zaten. 2018'de. Öyle pandemi şu bu falan hiçbir şey de yoktu yani. Her şey alarm zillerini hepimiz duyuyorduk. Ekonomiyi biraz bilen eski bürokratlar, akademisyenler, maliyeciler, efendim yazı yazanlar, gazeteciler, ekonomi konusunda köşe yazısı yazanlar, hepsi biliyorlar diye bir ekonomi krize dört nala gidiyoruz. Pandemi bunun üzerine geldi yani. Şimdi devam ediyor mu? Şimdi buhrana dönüştü artık. Bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. Bir kriz yok artık. Bunun sonucu ne? Buhran dediğiniz şey işsizlik, fakirlik, yokluk, gelir düzeyinde düşme. Bundan mı bahsediyorsunuz? Hepsi bir arada olacak bu, diye. Bu tabii çok yani. Çünkü karamsar bir tablo. Buhran deyince. Ama TÜİK doğrulamıyor bunu. TÜİK aynı anda hem işsiz sayımızın hem de çalışan sayımızın ya birlikte yükselip birlikte düştüğünü söylüyor bize. Evet. Yani sosyal güvenlik kurumu anketine bakıyor. Sen pek inanamıyorsun gibi geldi. Mesela işsiz sayısı düşerken çalışan sayısı da düşüyor. Evet. Yani siz inandırıcı bulmuyor musunuz? TÜİK mucizeler yaratıyor şimdi. Şimdi Akif Bey, eğer yalan söylemeye başladıysanız her alanda bunu sürdürürsünüz. Pandemide başladı mı yalan? Artık bakan da itiraf etti yani doğruyu söylemiyoruz. TÜİK doğruyu mu söylüyor? Herkes biliyor yani. Vatandaş alışverişe giderken görüyor yani. Kuru fasulyenin fiyatını biliyor. Söylüyorlar yani. TÜİK bu rakamları nereden alıyorsa biz de gidip oradan alalım bari işteyse. Ucuz malı oradan alalım diyorlar yani. Siz sadece işsizlik rakamına değil enflasyona da inanmıyorsunuz. Yok efendim enflasyon da tabii doğru diyor. Hiçbirisi doğru diyor. Gerçek enflasyon gerçekten çok yüksek yani. Ya alışveriş yapıyor diyor. Ben yapmıyorum ama eşim alışveriş yapıyor. Bakıyoruz yani. Sonuçta bize bir tane yazar kasa fişi veriliyor yani. O yazar kasa fişinde geçen ay aldığımız ürünün fiyatı da belli. Aynı mağaza. Hani başka bir değişik yerlerden alsak da mı? Aynı yerden alıyorsunuz. Ama yani dış güçler saldırıyor liramıza. Bir reklama gitmemiz lazım. Efendim? Reklama gitmemiz lazım efendim. İzin verirseniz bir reklama gidelim. Dönüşte ittifaklar meselesini konuşacağız. Dün Ali Babacan'la konuştunuz. HDP'ye yapılan operasyonun Millet İttifakı'na yönelik olduğunu söylediniz. Ne demek istediniz? Evet. Başka sorularımız da var. Ekonomide iyi. Seçim, artık bu anketler, siyasetler anketler var ve muhalefetin tabii yaklaşımı var. Benim bu mülakata gelirken
en fazla bana yöneltilen soru, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti nasıl anlıyor? Bekleyerek evet. iktidara geleceğini mi düşünüyor biçimindeydi? Hmm. Onun detayları da var. Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını evet. bugün Anayasa Mahkemesi açıkladı. Şimdi ne bekliyorsunuz? Bir reklama gidelim, sonra devam edelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Akif Bekir ve Yavuz Oğhan'la birlikte Yön Radyo ortak yayınındayız. Aynı zamanda siz de görüşlerinizi Twitter'da Kılıçdaroğlu KRT'de hashtag ile iletebilirsiniz. Sorularınızı da buradan iletebilirsiniz. Efendim, Salı günü grup toplantısında HDP'ye yapılan Kobani operasyonunun Millet İttifakı'na yönelik olduğunu söylediniz. Peşinden iktidar medyasında sizin bu açıklamanızın aslında HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunun itirafı olduğu, HDP'yi Millet İttifakı'nın bir parçası olarak gördüğünüz yazıldı, çizildi. Aslında operasyonun hedeflerinden biri de zaten bu başlıkları atabilmekti belki de. Siz operasyonun Millet İttifakı'na yönelik olduğunu söylerken ne demek istediniz, neyi kastettiniz? Çünkü İyi Parti'yi sıkıştırma amacıyla bu operasyonun yapıldığını söyleyenler de var. Evet. Şimdi birinci soru şu, neden 6 yıl beklediniz? Hangi gerekçeyle beklediniz? Kobani olaylarından sonra da Dolmabahçe'de niye oturdunuz? Peki oturan insanların oturdukları masaları, kimin sandalyeleri bile, kimin hangi koltuğa oturacağını bile Erdoğan karar verip çizmişti. Neden onlarla ilgili bir şey yapmıyorsunuz? Efendim, bir gecede şey hazırlanmazmış, iddianame hazırlanamazmış. Yani siz papazınkini bir gecede hazırladınız. Delilse delil, 6 yıl geçmiş aradan bu kadar süre. Kaldı ki daha acı olanı da Kars Belediye Başkanı yani. Aynı olaydan ötürü tutuklanmış, aynı olaydan ötürü mahkemeye çıkmış, aynı olaydan ötürü Anayasa Mahkemesi hak ihlali var demiş, aynı olaydan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni manevi tazminata mahkum etmiş, şimdi bunların hiçbirisi yok gibi yeniden aldılar. Doğru değil. Bakın, şunu kabul ederim. Demokrasi hepimiz için geçerli. Benim gibi düşünmeyen insan da. Ben de düşüncemi söyleyeceğim. Benim rakibim de düşüncesini söyleyecek. HDP'de bir parti mi? Evet, ayrı bir parti. Biz de ayrı bir partiyiz. İyi Parti'de, AK Parti'de, MHP'de ayrı ayrı partileriz. Ayrı programlarımız var, ayrı dünya görüşlerimiz var, ayrı ekonomi programlarımız var. Efendim, sorunları çözme konusunda görüşlerimiz çok farklı olabilir. Ama hepimizin birleştiği bir alan var. Demokrasi. Seçime giriyoruz yani. Şimdi siz HDP'ye diyorsunuz ki bu PKK. Diyorlar. Havuz medyası diyor. Peki HDP'nin meclis başkan vekili meclisi yönetiyor. Peki de, biz demeyecek miyiz ya, siz utanmıyor musunuz kardeşim, o zaman bir PKK'lı meclisi yönetiyor. AK Partililere söz veriyor. MHP'liler söz istiyorlar. Bana söz verir misin? Olur, sana da söz vereyim diyor. Söz veriyorlar. Ya, bu kadar ucuz bir devlet yönetimi, bir devlet anlayışı ya da bir siyasal bakış açısı olamaz yani. Varsa orada PKK'lı de belgesini, dökümanını alırsın, verirsin mahkemeye, mahkum edersin. Kimse de bir şey demez buna. Ama bir partiyi blok olarak bunlar PKK'lı dediğin zaman ben de ona şu soruyu sorarım. Bu adam PKK'lıysa sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nasıl PKK'ya yönetirsin? Bunun cevabı var mı? Yok. Şimdi siyasetin de bir ahlakı olur, bir erdemi olur yani. Blok olarak bir insanı suçlayamazsın, bir parti suçlayamazsın. Kaldı ki Sayın Sancar'a söylediler, PKK, bizim PKK'yla bir ilgimiz yok söyledi. Kendisi de söyledi yani. Hayır. Onların içinde 6,5 milyon insan mı oy vermişti evet. HDP'ye? Şimdi 6,5 milyon insanı biz PKK'lı mı ilan edeceğiz? Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Demokrasiyi ben şunu yapmasam, HDP'liler haksızlığa uğradığı zaman onların hakkını savunup, AK Partililer haksızlığa uğradığı zaman iyi oldu dersem, ben çifte standart uygulamış olurum. Ama ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da yanlış yapıyorsunuz. Üzüldünüz mü Melik Gökçek gidince? Evet. Halkın oyuyla gelmişti. Halkın oyuyla gitmesi lazımdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı,
Efendim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ağlayarak gitmişler herhalde. İşte, evet. Haksızlık yapılıyor. Adaletsizlik var diyor burada. Şimdi bizi eleştirenler en çok da kendilerini dindar yerine koyan arkadaşlar bunlar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa ve ben haksızlıklara karşı mücadele ediyorsan ve sen sesini kesiyorsan sen misin dindar, ben miyim dindar arkadaş? Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu, sen misin adaletten yana olan, ben miyim adaletten yana olan? Sabahın köründe evini basıyorsun. Ya niye evini basıyorsun kardeşim? Kaçacak yeri yok zaten. Niye, nereye kaçacak? Savcı telefon eder, yazıyı gönderirsiniz, gelir ifadesini alırsınız, gönderirsiniz kardeşim. Yani her şeyi allak bullak etmeye, intikam alır gibi kişileri hapiste tutmaya sizin ne hakkınız var yani? Osman Kavala 1000+ gündür hapiste. Tahliye olacak, bir iddianame daha. Tahliye olacak, bir iddianame daha. Efendim o kesinlikle dışarıya çıkmayacak. Söyleniyor bu. Kesinlikle çıkmayacak. Niye çıkmayacak kardeşim? Kim eline söylüyor, kime söylüyor efendim? Kim söylüyor, kime söylüyor efendim? Osman Kavala için söyleniyor bu. İntikam alacağız diyorlar. Kime söyleyebilirler böyle bir şeyi? Bu adalet sistemi. Kime söyleyebilirler? Herhalde bana kim değil. Söyleyebilir? Veya? Söyleyen kişi, yargıyı yönlendiren kişi, yargıya talimat veren kişi. Bunu herkes biliyor. Ya bunu bilmemek aslında Türkiye gerçeğini görmemek demektir yani. Osman Kavala niye tutulur içeride? Niye tutulur? Şimdi iddianamesi hazırlandı. Çok ağır cezalar da talep ediliyor. Bir şeyden endişe etmiyor musunuz? Kendi partinizin içinde de HDP'ye ilişkin bu tip haksızlık olarak gördüğünüz hususları öne çıkarttığınız için eleştirilmekten, iktidar tarafından PKK destekçisi gibi gösterilmekten, ki 18 Mart seçimlerinden, 31 Mart seçimlerinden önce HDPKK diye yazan gazeteler olduğu gibi CHPKK diye yazan gazeteler de oldu. Evet. Ve sanki dokunması en zor konulardan biri gibi görünüyor HDP. Görebildiğim kadarıyla son dönemde siz biraz daha yüksek sesle hem kayyum atamalarına hem de diğer yapılan tutuklamalara, operasyonlara haksızlık gördüğünüzde daha yüksek sesle itiraz eder hale geldiniz. Endişeniz mi azaldı? Cesaretiniz mi yükseldi? Yoksa Yavuz Bey, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Adaletten yana, demokrasiden yana olan bir partiyiz. Dünya tarihinde enderi görülmeyen, kendi özgür iradesiyle, kendi siyasi kararıyla çok partili yaşama geçen, seçimi kaybettiği zaman da bunu demokrasinin zaferi olarak görüp rakibine iktidarı teslim eden bir partiyiz. Bizim tarihsel bir geleneğimiz ve bir geleceğe yönelik de bir sorumluluğumuz var. Bu ülkede demokrasinin olmasını isteriz. Erdoğan muhtar bile olamaz diyorlardı değil mi? Madem ki partisi birinci parti oldu, onun genel başkanı meclise gelsin diye yolunu açan da Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Evet. Biz haksızlıklar karşısında susarsak o zaman bu ülke en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Tarihte en çok, bizim siyasal tarihimizde, Cumhuriyet'in siyasal tarihinde en çok iftiraya uğrayan, mağdur edilen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ya bizim mal varlıklarımıza el kondu. Bizim arşivimize el kondu. Bizim genel başkanlarımız hapse atıldı. Bizim genel başkanlarımız linç edilmek istendi. Bizim genel başkanlarımıza silah çekildi. Hep demokrasi mücadelesi verirken bunlar oldu. Demokrasi mücadelesi verirken. Şimdi siz bu tarihsel sorumluluğun gereği olarak haksızlığa uğrayan bir olay karşısında susarsanız Allah aşkına doğruyu yapmış olur musunuz? 6,5 milyon insan ya bu haksızlığı dile getirecek birisi yok mu diye bekliyor. 6,5 milyon insan. Bu belediye başkanlarını kim seçti? Bildiğim kadarıyla seçmedi. Vatandaş seçti. Evet. Şimdi siz 6,5 milyon kişinin iradesine ipotek koyuyorsunuz. Neresi demokrasi bunun Allah aşkına ya? Neresi demokrasi bunun? Demokrasicilik oyunu oynatıyorlar sözle. Ben boşuna mı diktatör diyorum? Ne zaman dedim diktatörü biliyor musunuz? 2010 Aydın mitinginde söyledim. Tarih olarak şu anda tam 2012 olabilir veya 13 olabilir. Aydın mitinginde ilk kullandım ben bunu. Gidişi görüyorsunuz. Gidişi görüyorsunuz.
yargının nasıl kontrol alındığını görüyorsunuz. Eleştiriye tahammül edemeyen bir anlayışı, bir zihniyeti görüyorsunuz. İktidarda kalmak için, bakın iktidarda kalmak için her türlü yolu mübah olarak görmeye başlıyorsunuz. O zaman Türkiye'de bir sorun var. Demokrasimizde bir sorun Niye var. Niye bunu izah edemediniz seçmene o zaman? 2012'de, 2013'te Cumhuriyet Halk Partisi gördü. Şu an yaşananlar tabii ona göre derece olarak fazla. Neden izah edemedi? Neden kendini anlatamadı? Neden Gittiğimiz iktidara gelemedi? Gittiğimiz her yerde bunu anlatmaya çalıştık. Yani belki bizde de kabahat var. İyi de anlatamamış olabiliriz. Bakın ben demedim. Ben her şeyi çok mükemmel, işte şunu, şunu, şunu. Ama bunların hepsini söyledik. Söylemeye devam ettik. Dedim ki bakın, ekonomik krizin başlangıcı da 2018'de gittim İstanbul'da basın toplantısı yaptım. Madde madde bu krizden nasıl kurtulduğumuzu anlattım. Madde madde. Buhranın olduğu, en yoğun olduğu dönemde bu buhrandan Türkiye nasıl çıkar, bunu da anlattım. Şöyle bir şeyimiz var tabii. Tekrarın gücünü belki yeteri kadar kavramış değiliz. Bir sefer söylüyoruz, artık herkes duydu. Dolayısıyla herkes bu olayı biliyor. Oysa gerçek öyle değil. Sizin sürekli belli şeyleri tekrar etmeniz lazım. Sürekli yeniden anlatmanız lazım. Demokrasinin ne olduğunu vesaire vesaire. Bir de şu var. Kişi başına gelirin az da olsa yükseldiği bir ortamda siz ne kadar doğruları söyleseniz de halka onu aktarmakta zorluk çekersiniz. Ya durum iyi. Gelir de fena değil. İşte muhalefet de muhalefet yapıyor gider. Ne zaman vatandaş sorgulamaya başlıyor? Geliri düştüğü zaman ya ne oluyor diyor. Bir de muhalefeti bir dinleyelim diyor. Bunlar ne söylüyor? Cebine dokurmaya başlayınca ancak tabii, diyorsun. Tabii başlayınca geliyor. Yani bu dünyanın her tarafı. Yani bizim insanımıza özgü bir olay değil. Dünyanın her tarafında böyledir. Çünkü demokrasi hava gibidir aslında. Yani hava, teneffüs ederiz ama havayı görmeyiz. Hava kirlendiği zaman havanın farkına varırız. Demokrasi de öyle bir şeydir yani. Herkesin düşüncesini özgürce söylediği bir yerde, rahat olduğu bir yerde kimsenin bir demokrasi sorunu olmaz. Ama ne zaman ki kısıtlamalar, bir dakika öyle düşünmeyeceksin. Bir dakika öyle yaptın, seni hapse atarım. Bir dakika öyle yazı yazmayacaksın. Bir dakika televizyonda bu yayını yapmayacaksın. Bir dakika şunu yapmayacaksın dediğiniz andan itibaren de ya bu ülkede demokrasi vardı, hani nerede bu demokrasi demeye başlıyorsunuz. Tablo bu tablo yani, bu tablo. Şimdi bakın, tabii iktidarın şöyle bir gücü var yani. Güçlü bir medyası var, havuz medyası dediğimiz bir medyası var. Ona göre olgunlaşmış bir, oluşturulmuş bir devlet bürokrasisi var. Devlet bürokrasisi de şu anda tümüyle ona, valisi, kaymakamı, hepsi şu anda iktidara yakın ve iktidar gibi çalışıyorlar. Vali seçime doğrudan müdahale edebiliyor, kaymakam seçime müdahale edebiliyor. Bakın Şanlıurfa'da referandum sırasında yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşlarımız bir ilçede sandığa müdahale edildiğini ve sandıkta gidip nöbet tutmak istediklerini ifade ettiler. Bu arkadaşlarımız bıçaklandı, emniyete gittiler. Emniyet biz oraya sizi götüremeyiz, güvenliğinizi sağlayamayız dediler. Ve orada hiç kimse de sandığın başında kimseyi tutamadı. Düşün, bıçaklanıyorsunuz, emniyete gidiyorsunuz. Devlet bile oraya gitme, ben oraya sahip olamam diyor. Niçin? O Erdoğan'ın talebi doğrultusunda o sandıktan istenen oylar çıksın diye. Biz bütün bu zorlukları yaşadık. Bütün bunları biliyoruz ama bunun, ha bu bizim için bir umutsuzluk mu? Hayır efendim, sonuna kadar mücadelemizi götüreceğiz yani. Bedeli ne olursa olsun yapacağız. Bu ülkeye huzurun gelmesi lazım. Bu ülkeye barışın yani gelmesi lazım. Bu ülkede herkesin karnının doyması lazım. Bakın bu ülkede sahipsiz, kim kendisini sahipsiz hissediyorsa biz onların yanındayız. Bu medyada çok fazla yer almaz ama biz onların yanındayız. Sokak satıcıları, onların yanındayız. Apartman görevlileri var değil mi? 1 milyona yakın. Apartman görevlilerinin derdini biz dile getirdik. Taşeron işçinin derdini biz dile getirdik. Muhtarın sorununu biz dile getiriyoruz. Herkesin, toplumun şunu algılaması lazım. Yani şunu söylememiz lazım. Bu ülkede kimse sahipsiz değildir. Askeri öğrencilerin durumunu takip ediyor musunuz? Sorular geliyor. Evet, askeri öğrenciler boşu boşuna hapiste yatıyorlar. Haksız yere hapiste yatıyorlar. Darbecilerin günahını getirdiler, askeri öğrencilerin sırtına yıktılar. Ya askeri öğrenci bu ya. Askeri öğrenci. Bu ülkede askerlik yapan herkes şunu çok iyi bilir.
Komutan talimat verir, siz de talimata uyarsınız. Sadece bizim ordumuzdan mı geçerli? Hayır, dünyanın bütün ordularında böyledir. Üstün emrini az itiraz edemez. Yapamaz bunu yani. Kanunsuz talimat. Emir olmaz diye de bir şey var ya. O kanunsuz emir olmaz diye. O bürokrasi için şey geçerlidir. Askerde de hani bürokrasi için geçerlidir. Kanunsuz emir gelir, ona yazı yazarsınız. Şurası kanunsuzdur der. Bildirirsiniz üst makama. Askerlikte öyle değil ya. Askerlikte karşıda mitralyöz var. Sizi tarıyor. Komutan talimat veriyor. Hadi Allah Allah yürüyün diyorsunuz. Ölür müyüm, kalır mıyım demiyorsunuz. Yürüyorsunuz yani. Komutan çıkarmış askeri öğrencileri, bindirmiş otobüse. Haydi beyler gidiyoruz demiş. Düşman bastı. Ya da işte PKK bastı. Ya da başka birisi. Gidiyorlar bunlar. Şimdi siz bunları yakalıyorsunuz, tamamını mahkum ediyorsunuz. Yıllardır hapiste bu öğrenciler. Aileleri perişan. Niye bunlar perişan biliyor musunuz Akif Bey? Bunların böyle çok anlı şanlı Erdoğan'ın avukatlarını tutacak kadar paraları yoktu onun için. Vallahi paraları olsaydı bunların, hiçbirisi hakkında soruşturma bile açılmazdı. İddianame bile düzenlenmezdi. Cumhurbaşkanlığı avukatları şimdi dosyalarını inceliyor diye haberler çıkıyor son günlerde. İnşallah. Vicdan varsa. Ya bu kadar öğrenci ya. Öğrenci bunlar. Hani komutanını at içeri. Talimatı vereni at içeri ya. Bu askeri öğrencinin nesi var ya? Bu yarım kaldı az önce. Veysel amca vardı adalet yürüyüşünde. Bir askeri öğrencinin babasıydı. Elinde Türk bayrağıyla. Sizinle beraber. O kadar uzun yolu yürüdü. Ya ben yürüyemez dedim. Emin olun yani. Çünkü bayrak direğini o kadar şey... Bir de sancak var, onu taşımak başlı başına bir şey. Yani bizim elimizde bir şey yokken biz yürümekte zor. Ama bu baba evlat sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisiyle beraber yürüdü. Takdir ettim Veysel amcayı. O yüzden adalet mitinginde de bir kişiye özel olarak teşekkür ettim. O da Veysel amca. Evet. Unutmamışsınız zaten. Evet, evet. HDP operasyonu Millet İttifakı'nı nasıl etkileyebilir? Şimdi bununla acaba biz şöyle bir arayışa girdiler. Ya bununla biz acaba işte CHP, İYİ Parti bunları karşı karşıya getirebilir miyiz falan filan. Özel bir arayışları var yani. Bunun için yaptılar yani. Yani İYİ Parti ayrı bir parti. Biz ayrı bir partiyiz. Onlar da demokrasiyi savunuyor. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Her konuda hemfikir olmanız zaten gerekmiyor diyorsunuz. Zaten her konuda hemfikir olursak zaten iki ayrı parti olmaz. Tek parti olur. Dolayısıyla partilerin ayrı görüşleri vardır. Dünyaya bakışları ayrıdır. Programları ayrıdır. Biz Avrupa Birliği'ne başka bakarız. Bakarsın. Onlar başka bakarlar. Biz Orta Doğu'ya başka bakarız. Onlar başka bakabilirler. Ama bu ülkede demokrasi ise evet demokrasiye beraber bakalım. Demokratik parlamenter sistem evet demokratik parlamenter sistem olsun. Yani biz peki onları savunuyoruz. Sizi uzaklaştırmayı başardı mı bu operasyon? Ya Millet İttifakı'nı dağıtmayı, çatlatmayı falan başardı mı? Başarmaya yaklaşıyor mu? Başaramazlar. Bir şey daha söyleyeyim. Benim şahsi kanaatim başaramazlar. Neden biliyor musunuz Akif Bey? Ya bu ülkeyi gerçekten de yönetenler ne yaparsa yapsınlar ama sevenlerin sayısı çok fazla. Kendi ülkemizi seviyoruz yani. Demokrasi içinde yaşamak istiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. Farklılıkları siyaset zenginlik gördüğü andan itibaren bu ülkede her şey güllük gülistanlık olur. Farklı diyor. Geçen arkadaşlarla sohbet ederken bizim partilerle onlara şu örneği verdim. Ya farklı düşünce dünyayı ve insanlığı geliştiren şeydir yani. Temel ögedir farklı düşünce. Şu örneği verdim. Ya adamın birisi çıkmış orta çağda demiş ki dünya düz değil dünya yuvarlaktır. Milyarlarca insan dünya düz sanıyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp diyor ki yok arkadaş dünya yuvarlaktır. Adamı yakalayıp Engizisyon Mahkemesi'ne götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Peki şimdi dünya düzdür diyen yok. Peki o bir kişi milyarları sonunda ikna etti mi? Etti. O zaman demek ki farklı düşünceye katılmayabilirsiniz ama saygı duyacaksınız. Farklılıklar, farklı düşünceler, farklı görüşler toplumun ilerlemesini sağlıyor. Ben şunu gayet iyi biliyorum. Amerika'da bu teknoloji konusunda çalışan büyük firmalar üniversitelerin son sınıflarındaki en uçuk düşünceliğe sahip olanları alırlar öğrencileri. Olur ya bu adam bunu gerçekleştirebilir. Her türlü imkanı sağlarlar.
Gerçekleştirdi zaten, mesele yok o zaman, zaten hep beraber büyüyorlar. Gerçekleştiremezse kusura bakma sözleşmem bitti deyip gönderiyorlar yani. Efendim bu HDP Berberoğlu meselesiyle devamı gelelim Berberoğlu'na. Bu HDP meselesinin devamı olarak bir soru yöneltmek istiyorum size. 7 milletvekili hakkında fezleke hazırlanıyor biliyorsunuz. Meclise gönderilecek. Milletvekilliklerinin düşürülmesi olasılığı var. Böyle bir durumda siz nasıl bir tutum sergilersiniz CHP olarak? Bir de bunun akabinde işte 600 milletvekilinin meclisteki toplam %5'inin milletvekilliği düşerse bir ara seçim gündeme gelir. Acaba böyle bir hesap mı var? İşler buraya mı gidiyor gibi de bir taraftan böyle bir konuşma, bir tartışma başladı. Siz bunu olası görüyor musunuz? Bilmiyorum yani, fezlekeler gelir tabii. Fezlekeyi görmeden bir şey söylemeniz mümkün değil. Fezlekeler gelir. İlgili arkadaşlar komisyonlarda zaten görevliler, bakarlar, dosyaya bakarlar. Fezlekeler doğru mudur, yanlış mıdır? Gerçekten. Deliller neler? Efendim? Deliller neler? Delillere bakılır. Yani ona göre karar verilir. Dokunulmazlıklar kaldırdıktan sonra belli bir sayı diyelim ki düştü, milletvekilliği düştü. Düştükten sonra bir ara seçim olur mu olmaz mı? Düşerse ara seçim kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Ben ara seçim bile olmadan belki hükümet bir erken seçim bile yapar. Niye yapsın? Bastıracak mısınız siz? Yani gerçekten istiyor musunuz erken seçimi? Gerekli mi görüyorsunuz? Dün söylediniz. Erken seçim böyle gitmez. Yani efendim, bir erken bunlar seçim Türkiye'yi taşıyamazlar. Dediniz. Bakın geçen her gün milletin üzerine çıkan ağır bir fatura var. Az önce rakam verdim ben size. Yani son verdiğim rakam gerçekten çarpıcı bir rakam. Anket yani, mi? İki ayda 66 kuruş arttı dolar. Reel sektörün üzerindeki yük 107 milyar lira ya. İki ayda gelen yük 107 milyar lira. Önümüzdeki süreç içinde gelecek yükü düşünün siz. Bu 107 milyar lira kime çıkacak? Yani siz diyelim ki sanayicisiniz, malı üretiyorsunuz. Herhalde bunu maliyetin üstüne koyacaksınız. Üstüne bir de makul kar koyacaksınız. Kim alacak onu? Ben alacağım. Enflasyon. Kim? Vatandaş alacak. Ben yine de yapmayacağım seçim, sandık kurmayacağım. 2023'te gününde yapacağım fatura derse. Ya diyebilir tabii yani. Çoğunluk varsa onların diyebilir. Ama bu toplum bunu ne kadar kaldırabiliyor? Bakın bir buhran içindeyiz. Emin olun. Yani konteynerlardan beslenen, pazar artıklarından beslenen yüz binler var. Ya bunlar bir gün, iki gün, üç gün olacak şey değil yani. Hayatımın yarısını al, Tayyip'e ver diyen Hatay'daki yaşlı kadın yeter artık bunun gitmesi lazım diyor. Bakın Hatay'daki. Konuştunuz mu? Daha kendisine? Önce giden bizim milletvekili. Daha önce bugün genç bir arkadaşım geldi, o anlattı. Ben dedi gidip propaganda yapmazdım ama hep derdi ki Allah'ım benim ömrümün yarısını al Tayyip'e ver derdi. Geçen gittim artık yeter demiş. Artık bunların gitmesi lazım demiş. O noktaya geldi. Geçinemiyor. İkinci cümlede geçinemiyoruz. Seçim olsa ne değişecek? Biz bir küçücük bir şeyim var. Gidecek, size göndereceğiz. Size yönelik olarak eleştiriler, CHP ile ilgili eleştiriler de siz diyorsunuz ya bu taşıyamayacaklar ve seçime gidecekler. Sizi destekleyen, seçimde size oy veren ya da bu iktidarın karşısında duran bir kesim de niye yumruğu masaya vurup bu ülke seçimden başka kurtuluşu yok, daha kötüye gidemez, gün geçtikçe daha fazla zarar görüyor, seçim yapacaksınız diyerek iktidarı seçime zorlamaz muhalefet biçiminde eleştiriyorlar. Yani buradan devam edersek belki küçücük bir şey daha ekleyebiliriz. Kendi kendine gidecek diye bekleyen bir muhalefet mi var? Hayır Türkiye'de? Efendim kendi kendine. Nasılsa gidiyorlar şimdi, diye köşede şimdi, durup bekleyen Yavuz bir muhalefet. Bey, şimdi diyelim ki istiyoruz. Masayı yumruğu zaten niye vurmuyor? Zaten biz hazırız. Yani. Zaten biz hazırız. Niye zorlamıyorsunuz? Keşke seçime gidelim. Nasıl zorlayacağız? Zorladık. Günün 24 saati seçime gidin, seçime gidin, seçime gidin diyor. MHP onlar diyor. Hayır gitmiyoruz arkadaş. Kim karar alacak? Parlamento. Parlamentodan bu karar çıkmadan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız yani? Yani şimdi bir gerçekleri görmeden sadece söylemle sonuç elde edilirse hayır söylemde bulunalım. Biz bakın yarın seçime gidilecekmiş gibi zaten biz bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emin olun Yavuz Bey, emin olun seçimde açıklayacağımız projeleri bile hazırladık bitirdik.
yani kamuoyuna sunacağımız çok güzel projelerimiz var ya, onları bile hazırladık, tutuyoruz bir yerde. Çünkü her an olabilir. Her an olabilir. Bunlar taşıyamayacaklarını görüyorlar zaten, biliyorlar. Bu piyasa, bu yönetim tarzı milyonları açlığa mahkum edecek. Şimdi TÜİK rakamları düşük gösteriyor. Niye düşük gösteriyor? Moralimiz yüksek olsun. Hayır efendim. Emekliye nasıl daha az aylık veririm? Memura nasıl daha az aylık veririm? Bak enflasyon kaç? Enflasyon 11. 30. Yok kardeşim 11. Sana 11 vereceğim diyor. E bunu emekli bilmiyor mu? Memura da gelecek. Yok diyecek kardeşim bak. Enflasyon TÜİK devletin kurumu açıkladı kaç? 11.1. Sana 11.1 veriyorum. Üstelik onu ne? Böleceğim, yıl içinde parça parça vereceğim diyecek. E bunu onlar bilmiyor mu? Biliyorlar. TÜİK'e boşuna mı adam değiştirdiler, sen şunu yapacaksın, şunu yapacaksın diye. E bakıyor, kuru fasulyenin fiyatı Allah aşkına ya. Kuru fasulye. %36-40 civarında herhalde. Yani %36. Kuru fasulye artmış. Mercimek aynı şekilde. Yani. Şey var. Siz diyorsunuz ki %11. Seçim bu, oldu, iktidar değişti. Değişecek mi bu yani? Yenecek mi? Olmayan parayı mı bulacaksınız? Mucize hayır, mi hayır. Olacak? Ne hayır olacak? Efendim. Biz bakın neden buhrandan çıkış yolu? Buhrandan çıkış yolu aynı zamanda biz iktidar olduğumuzda neleri yapacağımızı anlattığımız bir yoldur o. Vatandaşa anlatıyoruz biz bunu. İşin sihri, siz üretime her türlü destek vereceksiniz ve rantın önünü keseceksiniz. Devleti soyan düzeni değiştireceksiniz. Bakın biz gayet açık gayet ne söylüyor? Köprü, hastane, yol yani devlete ait olmayan, devletin kiracı olduğu ve dolar bazında fiyat verdiği bütün bu kurumları alacağız, hepsini devletleştireceğiz. Hepsi kamunun olacak, kamulaştıracağız. Hukuken bunu. Mümkün mü bu? Tam mümkün, niye olmasın? Önce maliyetini çıkaracağız. Kardeşim sen bu köprüyü, tabii o zarara uğramayacak tabii. Köprüyü kaça yaptın kardeşim? Ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Ama devleti yönetince gel bakayım. Bir kuruş çıkmadı diyebiliyoruz biz. Bir kuruş çıkmadı diyebiliyoruz devletin cebinden. Milyarlar çıkıyor. Milyarlar çıkıyor. Tabii. Şimdi kaça yaptın kardeşim diye denetim elemanları görüyor. Kaça yaptın kardeşim? 5 liraya yaptım. Güzel. Sana %25'te kar veriyorum. Al. Bundan sonra bu devlete aittir. Bu kadar. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz. Fakir fukaradan topladığın verginin sadece 5-6 kişiye ödenmesine izin vermeyeceğiz. Oradan elde ettiğimiz parayla göreceksiniz devlet ne kadar güzel yönetiliyor. Her kuruşun da hesabını vereceksiniz. Her kuruşun. Şimdi siz biliyor musunuz mesela Ankara Şehir Hastanesi kaça yapıldı? Maliyeti kaç lira? Kimse bilmiyor. Bilmiyor. Niye bilmiyoruz? Parayı ben veriyorum. Vergimle veriyorum. Ticari sır. Ama diyor ki bunu sen öğrenemezsin. Niçin? Ticari sır diyorlar. Efendim ticari sırla ne? Şimdi bir marka olsa diyelim ki bir ürün markası vardı. Üretmişsiniz. Onun içindeki onu nasıl ürettiğinizi. İksirini sır. Evet, anlatmasın. Bu ticari sırdır. Söylemezsiniz. Gizli tutulur ve devletin de bunu gizli tutma yükümlülüğü vardır. Ayrıca korur onu. Ya parasını ben ödeyeceğim. Kaça yaptığımı soruyorum. Kaça yaptın? Yok. 1 liralık işi 50 liraya yaptılar bakın. 1 liralık işi 50 liraya yaptılar. Üzerine kar koydular. Devletten, vergiden, fakir fukaranın boğazından kesip aldıkları parayla oraya milyarları aktarıyorlar. Milyarları. Şimdi az önce konuştuk değil mi bu? Amerika'dan gelen ilaçların parası ödenmedi. Bir de tıbbi malzeme satanların parasını ödemiyorlar. O kadar süre geçti halde. Bir de baskı kuruyorlar. İndir diyorlar. %25. Niye bu beylere indir demiyorlar? Niye demiyorlar? Cesaretleri mi yok? Yoksa onlar da mı ortak? Onlar da mı oradan besleniyorlar? Niye indir demiyorlar? Niye arkadaş bu ülkede herkes fedakarlık yaptı. Sen de gel biraz fedakarlık yap. En azından sana ödeyeceğimiz parayı yaklaşık 7 milyar lira yıl sonuna kadar ödeyeceğimiz parayı da yıl sonuna kadar erteleyelim. Bunu da götürelim esnafa verelim. Esnaf perişan. Bakın bu süreçte bu ekonomik buhran sürecinde en ciddi sıkıntıyı esnaflar çekti. Çünkü esnaf üretici değil.
malı alıyor ve satıyor, aracı. Esas. Hizmet. Hizmet sektörü yani. En büyük sıkıntıyı o çekti. Okul kantininde diyor ki adam, okulu bıraktınız, güzel. Malı aldım, rafa koydum. Takvimi geçti, süresi geçti. E şimdi okullar açıldı, e bunu ben çocuğa satamayacağım. İade de edemeyeceğim. E bunu ben ödüyorum. Ya bari işteyse benden kira almayın. Yok, kirayı da alacağım diyor senden. Kirayı da alacağım. Bir de kiraya %100 zam yapıyor. Ya insaf ya. Bu mudur devlet yönetimi? Hayır efendim. Sosyal devleti, umarım bütün esnaflarımız sosyal devletin ne olduğunu, sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu, sosyal devletin fakir fukaranın yanında olan devlet olduğunu, ama zenginin yanında olan, varlıklının yanında olan, dolar üzerinden gelir elde eden, dolar üzerinden efendim garanti alan insanların sosyal devletle ilgilerinin olmadığını inşallah vatandaşlar öğrenir. Müsaade eder misiniz, bir soru sorabilir miyim? Son dönemde anketlerle ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir eleştiri ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir analiz yapılıyor. Anketlerde AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin %50'nin altına düştüğüne ilişkin tespitler var. Ama buna rağmen yine %48'lerde olması, ekonomiye ilişkin sizin tespitleriniz bu kadar net olmasına rağmen iktidar partilerinin hala toplumun yarısına yakınının desteğini alıyor olması, CHP'nin oyunun yükselmemesi, bu Cumhuriyet Halk Partisi kararsızların oyunun yükselmesi CHP'nin bir başarısızlığı olarak görünebilir mi? Şöyle, şimdi niye mesela CHP %35-40 değil? Şöyle, aşırı kutuplaşmış bir toplumda insanların oy verdikleri partileri değiştirmesi çok kolay olmuyor. Hayatın sosyolojik gerçeğidir bu. Ama ne zaman ki iktidar partisinin kendisini ezdiğini, kendisinin çıkarları lehine karar almadığını, alınan kararların Türkiye'nin aleyhine olduğunu görür ve bunu içselleştirirse kararını değiştirir. Bu da bir zaman dilimine ihtiyaç var burada da. Hemen böyle oldu, hemen ertesi gün oyumuzu değiştirelim. Böyle bir şey iyi olmaz yani. İşin gerçeği bu. Ama şu da bir başka gerçek. Bizim oyumuz düştü değil yani, bizim oyumuz artıyor. Ya da sabit beklediğimiz, anlamda. Beklediğimiz evet. Ölçüde artmıyor ama bir kararsız grup var. Evet. Kararsız grup doğal olarak hem siyaset kurumunu hem iktidarı sorguluyor. Zaten siyasette bizim beklediğimiz de vatandaşın siyaset kurumunu sorgulamasıdır. Biz bunu istiyoruz, düşünmesidir. O nedenle pandemi döneminde şunu çok sık kullandım. Yani şimdi hepimiz evlerimizdeyiz, hepimiz bir oturup düşüneceğiz. Memleket bu hale niye geldi? Nerede bir yanlışlık yaptık? Nasıl düzelir? Oturup bunu düşüneceğiz. Okuyacağız. Gazeteyi okuyacağız. İnternete gireceğiz. Onu oraya bakacağız, edeceğiz. Aksi düşüncelere bir bakacağız. Ya bunlar doğruyu söylüyor mu, söylemiyor mu vesaire falan diye. Bir sorgulama dönemi. Kararsızların olması aslında siyaset kurumunun sağlıklı sorgulanma zemini açısından çok önemli. Ben bazıları önemsemiyorum ama ben onu çok önemsiyorum. Oturup CHP'yi de sorgulayacak tabii doğal olarak. Bizim her söylediğimizi %100 doğrudur belki kabul etmez ama ya bunlar da doğruyu söylüyor diyebilecektir yani. Ve biz çok eminim ilk yapılacak seçimde Türkiye demokrasisini güçlendiren, böyle bir siyasi iradeyi iktidara getiren bir ülke olacaktır. Belki de bizim tarihimizde ilk kez, bizim tarihimizde ilk kez bir otoriter rejimi demokratik yollarla iktidardan indireceğiz. Bu bizim siyasal tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Ben hep şunu söylüyorum. Aslında yerel seçimlerde biz dünya siyaset tarihine bir şey armağan ettik. Bizim siyasetçilerimiz bunun daha henüz farkında bile değiller. Nedir o? Çok farklı bir yelpaze. Evet. Siyasal partiler. Çok farklı ama. Ve bunları sağ sol diye de ayırmıyoruz. Çok farklı bir siyasal yelpaze. Bir dikta yönetimine, bir despot yönetimine, bir otoriter yönetime karşı biz buradayız ve buna izin vermeyeceğiz dedi. Dünya siyasi tarihinde yok böyle bir örnek. Bu bize özgü.
Diyeceksiniz ki bunun hiç farkında olan olmadı mı? Oldu. AK Parti'de milletvekilliği yapmış. Şu anda yurt dışında, Fransa'da, üniversitede ders veren bir kişi telefon etti. Bir eski milletvekili, hoca telefon etti. Sizinle görüşebilirim ama bana bir saat vakit ayırmanız lazım. Geldi ve görüştük. Siz dedi, ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Dünya siyaseti için ne kadar önemli kararlar aldığını biliyor musunuz? Farkında mısınız? Ben farkındayım ama kim farkında onu bilmiyorum dedi. Ben bunu dedi, uzun bir söyleşimiz oldu. Ben bunu yurt dışında anlatmak için geldim dedi. Siyaset tarihine yeni bir şey yapıldı. Ve bu Türkiye'de oldu. Darbe şubu falan olmadan halkın iradesiyle oldu. Olağanüstü bir şey dedi bu. Evet, olağanüstü bir şey. Biz bunu yaptık. Vatandaş yaptı yani. Ben demiyorum bakın. Yeterince kıymetlendirilmiyor mu? Kıymetlendirilmiyor mu? Kıymet verilmiyor mu buna? Yeterince kıymetlendirilmiyor mu? Kıymet verilmiyor mu? Evet. Çünkü biz de anlatamadık aslında. Çünkü olayın sıcaklığı içinde bazı şeyler atlayabiliyoruz yani. Ama biraz böyle dışarıdan bakınca çok farklı bir başarıyı Türkiye'nin demokratik açıdan elde ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla ben gelecek açısından hiç karamsar olmadım. Çünkü dedim, ben bu ülkede yaşayan milletin ferasetine güveniyorum. Ya bu adam demokrasi istiyor kardeşim. Tamam, farklı düşünebilir. Benim gibi düşünmeyebilir. Aslında halkın arasına girdiğinizde öyle HDP'li, efendim şulu, bulu, efendim CHP'li, değil mi? Bunlar hep beraber aynı şirkete giriyorsunuz. İnşaat işçisi, her siyasi görüşten inşaat işçisi bir arada çalışıyor. Onları kutuplaştıran, onları düşman eden aslında siyasetçiler. Vatandaşta böyle bir kavga yok yani. Yok öyle bir kavga. Manava gidiyorsunuz, buradaki MHP'li, yanındaki HDP'li, öbürü bilmem CHP'li bir arada aynı ürünü satıyorlar. Sohbet ediyorlar, fıkra anlatıyorlar, konuşuyorlar. Kavgayı çıkaran, acaba ben tabanımı nasıl tutarım, bir yere dağılmasın diyen de bir otorite var. Ama bu otorite kaybediyor yani. Çünkü vatandaş gerçeği görüyor yani. Okey masasında da o farklı partilerden, farklı tercihlerden insanlar oturabiliyor mu? Dörtlüğü kurabiliyorlar mı ya da kağıt oyunlarında? Kesinlikle. Kağıt oynayabiliyor mu? Kahvecilerle ilgili soruna işaret etmiştiniz. Benim son sorum olsun. Enis'i de sen sorarsın. Evet, tamam. Yani Enis Berberoğlu'nun durumu ne olacak onu da söylerseniz. Evet. Ama kahvecilerin bir sorununu gündeme getirdiniz. Kahve kültürünüz yokmuş da onun için yanlış söylemişsiniz gibi bir şey döndü. Bir şamata koptu. Evet, bir evet. Mavra döndü. Kahve kültürünüz var mı? Kağıt oyunu bilir misiniz? Şey bilir misiniz? Okey bilir misiniz? Taş dizmeyi bilir misiniz? Pişti oynar mısınız? Nereden bunu o öneriyi, o teklifi, evet. Yani her oyunda yeni deste açılsın. Kahveciler de böylece iş yapsınlar. Eve ekmek götüremiyorlar. Her elde. Efendim her elde. Her elde. Her elde yeni Hadi deste açılsın. Evet. Önerisi sizden mi çıktı? Kahveci esnafı mı size söyledi bunu? Bu süreçte hani genel merkezde ben çok sayıda ve çok farklı gruplardan esnaflarla görüştüm. Kahveciler vardı, apartman görevlileri vardı. Ayda 1168 lira alan işçiler vardı. Onların bazılarının aylıklarının daha az yattığına dair dokümanlarda, bilgiler de geldi bize. Normal işinden olan, işten çıkarılanlar vardı. Her bir grupla ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kahvecilerle yaptığımız toplantıda bize dediler ki yani kağıt oynamayı yasaklamışlar, taş oynamayı yasaklamışlar. Yani ya böyle olur mu dedi yani. Gelecek oraya oturacak, kağıt oynayacak bu insan. Şimdi yasaklıyorsun ama para serbest diyor. Ya parayı kullanıyorsun, kağıtta bulaşır. Ya biz önlemi alalım, bunları serbest bırakın. Ben de bunu ifade ettim. Vay efendim sen nasıl her elde dersin? Aslında her elde diyenler kumarbazlar. Kumar, çünkü kumar oyunudur her elde kağıt değiştirme. Oysa bizim söylediğim her oyunda. Yani dört kişi oturur, bir kağıt verirsin. Akşama kadar da o kağıtla oynayabilirler yani. Her el kağıt değiştirme zorunlu yok. Kahve kültürüne gelince tabii gittim, kağıtta oynadım, efendim pişti de oynadım, maça kızı da oynadım, gençliğinizde oynadım mi? Evet, Bloom'da oynadım. Tabii
genel başkan, daha doğrusu parlamentoya gelinceye kadar her cumartesi briç oynardık arkadaşlarla birlikte. Briç olağanüstü güzel bir şey. Zaten kağıt oyunları içinde spor olarak kabul edilen tek oyundur. Olağanüstü bir oyun. Bir zeka oyunu zaten. Dört kişi, rakipler konuşur, ellerini anlatırlar ve dolayısıyla eğer siz olayı kavradıysanız ve oyun sizde kaldıysa hangi kağıdı nasıl atacağınızı, yan taraftaki sizden sonra oynayacak kişinin elinde hangi kağıdın olduğunu, maça, kupa, sinek veya işte trefli, onların kendi özgü dilleri var ve son kişinin elinde ne var, buna benzer bir zeka oyunu. Bunu oynardık yani. Dolayısıyla öneri kahvecilerden geldi. Ben de kahvecilerin sorununu dillendirdim. Bakın, kahveci esnafı günlük yaşayan bir esnaftır. Ya o gün ne geldiyse bereket versin der ve gider. Yani öyle alayım buradan bir servet yapayım, tasarruf yapayım, dolara yatırayım, para gitsin falan. Yok, böyle bir şey yok. Berber esnafı da öyledi. Müşteri geldiği zaman, berberlerle de konuştuk. Müşteri geldiği zaman, şimdi dükkanı serbest bıraktılar, açtık diyor. Müşteri bu sefer gelmemeye başladı. Korkudan. Tabii, adama dükkan kapat dedin. Ya kirasını öde bari işte ise. Kirasını dahi ödemediler. Yani o kadar büyük zulüm yapıldı ki esnafa. Gel bakın, bu lafı bilinçli olarak kullanıyorum. O kadar büyük zulüm yapıldı ki esnafa. Esnafın burasına geldi ya. Gerçekten ya. Dinliyorsunuz onları. Perişan vaziyetteler. Yanında çalışan insanlar. Yani Ankara'daki bir kahveci anlattı. Demiş ki iki kişinin işine son vereyim. Ben tek başıma yaparım. Oyun yok, bir şey yok falan filan. İki kişi geldi diyor. Ağladılar ya. Evde çocuklara bir şey götüreceğiz. Yani. Asgari ücret veriyorum. Çok az para ver yani. İşte ise eve giderken bir şey götürelim diye. Vicdanım el vermedi diyor. Peki hadi oturun beraber, ne olursa onu paylaşalım diye. Şimdi bu kadar özverili. Tabii bu ahi evran kültürü çok farklı bir kültür. Yani kendisi iyi gelir elde eder. Yanındaki esnaf siftah etmezse buradaki esnaf rahat etmez. Onun da siftah etmesi lazım. Yani bu mesela İzmir'de ben gene esnaflarla oturdum, konuştum onlarla. Meşhur biliyorsunuz. İzmir'in bir de esnaf geleneği vardır, evet. Yani onların da sorunları var. Diyarbakırlılarla konuştum, efendim Karadenizlerle konuştum, Türkiye'nin değişik coğrafyalarından insanlarla konuştuk. Dinliyorsunuz bunları. Tabii önemli olan iktidar sahiplerinin dinlemesidir. Ya nedir benim vatandaşımın derdi? Eğer siz saraya çekilmiş ve orada oturuyorsanız, sarayda bir eliniz yağda bir eliniz baldaysa, siz dünyayı görmüyorsunuz demektir. Göremezsiniz. Bir de dönüyorsunuz o lüks şatafat içinde, dönüp diyorsunuz ki efendim siz sabredeceksiniz. Mümin insan sabreder. Beyefendi sen mümin değil misin? Ağzında her gün diyorsun, din iman edebiyatı yapıyorsun. Sen sabret biraz. Sen biraz mütevazi yaşa. Oraya gelince hiçbir şey yok. Vatandaşa sen dur burada. Açta kalabilirsin diyor. Emin olun. Çok ama çok acı tablolar var yani. Bakın, üniversiteler mezun verecek. Yüz binlerce mezun olacak. Nerede iş bulacak bunlar? Ben düşünüyorum, bakın ben muhalefetteyim. Beni kara basanlar basıyor. Ya bu insanlara iş nereden bulacağız diye. Sarayda oturan aklından bile geçmiyor. Aklından bile geçmiyor yani. Ne onun ne damadının aklından bile. İşsizlik yok öyle bir şey onların kitabında. Çünkü hepsinin parası var. Gemileri var, hanları var, hamamları var, her şeyleri var. Peki arkadaş, sen bu ya öbür dünyaya mı götüreceksin bunu ya? Hep söylerim. Eğer bir ülkede bir çocuk yatağa aşkırıyorsa, o ülkede, o ülkeyi yöneten insan o gece uyuyamaz. Uyumamalıdır. Vicdan varsa tabii. Vicdan adaletin terazisidir yani. Vicdan varsa sen uyumayacaksın. Ya bu çocuğun karnı aç arkadaş. Binlerce çocuk var böyle aç olan, binlerce. Çöp konteynerlarından geçen binlerce insan var yani. Dilencilik yapanlar. Ve bütün bunların üstüne, tabii Suriyelileri hiç bilmiyoruz ne yaptıklarını. Bu dediğim bizim insanlar. Bir de onlar var. Bir de onların da dramı, onlar da insan. Tamam biz diyoruz Suriye'ye gitsin ama sonuçta onlar da bizim ülkemizde yaşıyor. Onların da dramları var. Ve dolayısıyla ülke yönetilmiyor.
bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Onu da söylüyorum bakın. Kurtuluşu. Ha bunu kime söylüyorum? Bunu Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık ya. Yeter artık de. Seçime git. Türkiye'yi seçime götür. O zaman Türkiye daha farklı bir sürecin içine girer. Sorumluluk sahibi insanlar, kendisini sorumlu hisseden insanlar gelir bu ülkeyi adam gibi yönetirler yani. Peki efendim, süremizi tamamladık. Son sorumuz Enis Berberoğlu ile alakalı olsun. Bugün Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Hukukçular diyorlar ki Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararda Enis Berberoğlu'nun yeniden parlamentoya nasıl dönebileceğini, yolunu da gösterdiler. Şimdi meclis başkanının bu konuyla ilgili bir adım atması bekleniyor. Ne yapacak? Siz ne bekliyorsunuz? 140. paragrafı var. Evet. Gerçekten önemli bir paragraf. İlk derece mahkemesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, mahkemesince yapılması gereken ilk iş, Yargıtay'ın onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararı verdikten sonra başvurucu hakkındaki yargılamanın durmasına karar vermekten ibarettir diyor. Bitti. Alacaksın dosyayı diyor. Yargıtay'ın kararlarını tamamen tasvip edeceksin. Diyeceksin ki dokunulmazlığı var. Dolayısıyla dosyayı gönderiyor. Mesele bitti. Burada Büyük Millet Meclisi Başkanı'na düşen, Sayın Şentop'a düşen karar okunur mu okunmaz mı bilmiyorum, usulen nasıl oluyor. Enis Bey. Bir ilk olacak herhalde zaten. Tabii Enis Bey, tabii ilk olacak dediğim gibi. Prosedür olacak tabii bunun. Enis Bey'i parlamentoya davet etmektir. Yapılacak iş o kadar basit. Anayasa Mahkemesi hakka, hukuka ve adalete uygun bir karar vermiştir. Düşünün ya, adalete bakın Allah aşkına. Müebbetle yargılanan birisi sonunda deniyor ki ya olmaz. Yanlış yaptınız. Ya, bu olmaz deniyor yani. Alt mahkeme o müebbeti neye göre verdi? Devlet sırrı, ortada devlet sırrı yok. Herkesin bildiği bir olay ne zamandan beri devlet sırrı oldu? Daha önce gazetelerde yer almış, internet sitelerinde yer almış. Meclis kürsüsünde ben oraya silahları götüren şoförün mahkemede verdiği kararı, ifadeyi okumuş. Ya bütün bunların hepsi varken. Devlet. Kaldı ki o dönem bakanlık yapmış, MHP'dendi galiba. Sayın Türkeş çıktı, açıklama yaptı. O silahlar dedi. Vallahi efendim, de diyorum, billahi de diyorum, o silahlar evet, işine gidiyor. Yani o silahlar dedi, asla oradaki Türkmenlere gitmiyor dedi. Yani. Söyledi yani bütün bunlar. Hepsi biliniyor yani. Amaç acaba CHP'yi nasıl kriminalize ederiz? Bunları nasıl suçlu duruma düşürürüz diye bir arayıştı. Ama işte ne de olsa adaletin kırıntıları var. Yakında gelecek parlamentoya, parlamento görevini yapacaktır yani. Peki. Evet, senin performansını beğenmeyenler var, soruları düzgün bulmayanlar var, EYT'lileri niye konuşmadınız diyenler niye var. Niye konuşmadınız? EYT'lilerin durumu niye efendim, konuşmadınız diyenler var. Bakın EYT'lilerin, herkesin sorununu çözmeye talibiz biz. EYT'liler de dahil olmak üzere. Yani herkesi memnun edemiyorsunuz, onu demek istedim. Ha, şimdi şöyle. Programlar. Tabii herkesi, şimdi belki bizim şöyle bir şey olsa yani. Yavuz Bey, ben ona da razıyım. Yani bir konu sadece alınır. Evet. O konu bütün ayrıntıları, bütün boyutlarıyla ben de hazırlık yaparım, siz de hazırlık yaparız. Oturulur, konuşulur. Ama bu da yine izleyiciyi tatmin etmez. Herkesi sadece kendi izleyen sınırlı sayıdaki insanla, insanın sorununa değindiniz diye. Siyaset kurumunda önemli olan şey şudur. Bir karar alırken, bir sorunu çözmeye yönelik karar alırken o işin uzmanlarıyla oturur uzun uzun konuşursunuz. O işin uzmanları artısı eksisi nedir ona göre karar verirsiniz. Sonra çıkar bu çözümünüzü kamuoyunun önüne koyarsınız. Burada benim söylediğim çok önemli bir şey var. Aile destekleri sigortası. Geçen 306 kadın örgütüyle Zoom üzerinden buluştuk. Nafaka üzerinde, nafaka bizim hakkımız vesaire falan filan. Elbette nafaka sizin hakkınız. Ama şu onlara şu soruyu sordum. Dedim ki asgari ücretle, eşinizin asgari ücretle çalıştığını, sizin çalışmadığınızı, iki çocuğunuzun olduğunu, uyuşmazlık çıktığını ve barış içinde ayrıldığınızı düşünelim. Eşiniz size ne kadar nafaka verecek? 500 küsür lira veya 600 lira. Hadi insafa geldi, mahkeme kararı hiç önemli değil, 1000 lira veriyorum dedi size. Siz 1000 lirayla kira mı ödeyeceksiniz, iki çocuğa mı bakacaksınız, geçinecek misiniz?
okul masrafını mı karşılayacağız? Elektrik, su, doğalgazı mı ödeyeceksiniz? Bunları yapamazsınız. Ama bu hakkınız, ama bir şeyi unutmayın. Aile destekleri sigortası. Bu sigorta dalı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 9 sigorta dalından birisi. Türkiye'de 8'i uygulanıyor, 9.sunu uygulamıyorlar. Çünkü yardımı hak bağlamında yapmıyorlar, lütuf bağlamında yapıyorlar. Aile destekleri sigortası olsa bütün bu yardımlar hak bağlamında yapılacak. Dolayısıyla geçinemeyen birisi devlete diyecek ki benim hakkımı teslim et, aile destekleri sigortası, bak geçinemiyorum, gelirim bu, çocuklarımın okul masrafını karşıla, süt masrafını karşıla. Bir yerden diğer yere taşınacağım, başka bir ile benim taşıma masrafımı karşıla. Bu yapılıyor Batı'da. Var. Biz de altına imza atmışız. 1974 yılında. 2020'deyiz. Uygulamıyorlar. Kadınlara bunu söyledim. Onlar tabii kendi aralarında mesajlaşmışlar. Aile destekleri sigortası ne demek diye. Bu çok önemli bir sigorta dalı. Bu olduğu takdirde EYT'lilerin de sorunu çözülecek. Şimdi 65 yaşında emeklilik getirdiler. Güzel. 60 yaşına geldin. Diyelim Yavuz Bey, 60 yaşına geldiniz. Patron dedi ki, ya güle kardeşim güle. Bak yeni üniversite mezunları var. Al kıdem. Enerjin zayıf, yaşlanmışsın. Ya yaşlandın, seni ayırıyorum. Gidiyorsunuz devlete, diyorsunuz ki ayrıldım, 60 yaşındayım, emekli aylığı. Sen daha gençsin diyor devlet. Daha 65, 5 yılı mı var diyor. Peki nasıl geçineceksin? Gidiyorsunuz iş aramaya. Patron diyor ki, ya kardeşim yeni gençler var. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Sen olmaz. Seni çalıştıramam. O zaman aile destekleri sigortası devreye giriyor. Emekli oluncaya kadar devlet size bakmak zorunda. Ya iş bulmak zorunda ya da bakmak zorunda. Aile destekleri sigortası olmadığı için o zincirin bir halkası kopuk. Bakın analık sigortası var, iş kazası var, meslek hastalığı var, yaşlılık sigortası var, hastalık sigortası var. Ama aile destekleri sigortası siyasi özel, diyorsunuz. Siyasi. Uygulamıyorlar ki bak sana paket verdim ha, unutma, oyu da bana vereceksin. O lütuf olduğu için bir ikinci yardımı yapmadım isteyemiyor. Ama yasal hakkı olsa bir dakika diyecek, benim bu hakkım nerede? Niye vermiyorsun diyecek. Benim hakkım bu. Yasaya göre hakkım diyecek. Ve dolayısıyla hak temelli bir yardım ortadan kalkmış oluyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. KRT ve Yön Radyo'dan aynı zamanda ortak yayınlandı röportajımız. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.